Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin. Organize şube, aç kapıyı. Servet, Yörük, içeride olduğunuzu biliyoruz, açın kapıyı. Hayırdır komiserim? Hayırdıra gerek yok kardeş, komiserim yeter, aç kapıyı. Aç. Arama izniniz var mı? Aç lan, uzatma. Dön arkanı, dön. Deposu burası. Dön arkanı. Gel araba. Komiserim burası temiz. Şurayı da kontrol edin. Burası temiz komiserim. Buradan gitmişler. Servet! Nerede lan? Söyle nerede? Bir para geldiniz. Su deposu burası. Söyle oğlum, nerede olduğunu söylesene. Söyledim valla. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sakin ol Songül, kimse yok. Anlaşılan iyi kurtulduk. Ucuz kurtulmak, kurtulamamadan bir önceki duraktır. İki opsiyon var Servet Aga. Ya ekibinde bir muhbir var ya da ağzı gevşek biri. Her iki durum da sakat. Bir an önce bulsan iyi edersin. Ya da istersen ben bulayım. Senin Aylin'le derdin ne? Ha? Sen bela mısın ha? Ne istiyorsun? Ya Aylin'i be. Sen niye bizi gördüğünü gidip Mert'e söylüyorsun ha? Niye? O kız senin yüzünden yüngül yüngül ağlıyor şu an. Saçmalama ya. Ne saçmalama? Saçmalama. Ne saçmalama? Hiçbir şey söylemedim Aras. Allah. Hadi git artık buradan hadi. Allah, hiçbir şey söylemedin ha? Melekler söyledi, kuşlar söyledi o zaman. Ya Aras, Allah belamı versin be. Hiçbir şey söylemedim. Niye inanmıyorsun bana ya? Ulan bari yaptığın arkasındadır be. İnkar etme. Biraz yürekli ol. Ayıp. Ya Allah belamı versin. Ben hiçbir şey söylemedim Aras. Ben sana inanacak kadar saf mıyım lan? Ha? Bak benim yüzüme. Bak. Saf mıyım sana? Bir dakika. Sen hani Aylin'le numaradan birlikteydin. Hani Mert'e oyun oynuyordun Aras. Sen oyunu bana mı oynadın? Bana yalan mı söyledin Aras? Bir şey söyleyeyim mi? Çok zekisin lan sen. Birlikte misiniz siz? Nasıl bir kafa böyle? Birlikteyiz lan. Ne yapacaksın? Birlikteyiz. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Senin nasıl bela olduğunu bildiğim için sana oyun oynadım. O kıza zarar verme diye. Aç kulaklarını iyi dinle. Ben Aylin'le birlikteyim. Aylin'e deli gibi
Bak köpek gibi aşığım. Kapış? Var mı itirazın? Düşman taraftan lan o. Ya bula bula gelinciklerin kızını mı buldun? Evet, onu buldum. Ne yapacağım? Onu buldum. Bana bak, senin beni korkutacak hiçbir şeyin yok, tamam mı? Beni tehdit edemezsin sen. Lan ben hırsızım. Bunu yedi düvel biliyor. Ben hırsız bir aileye doğdum. Anlıyor musun? Az çalarsam dayak yedin, çok çalarsam alkış aldım. Ne yapayım? Ama senin baban öyle mi? Ha? Senin baban camide her gün ne diyor? Çalmayın, çırpmayın, günahtır, haramdır, etmeyin. Ha? Peki bilse kızın ne olduğunu? İpliğini selim lan. Ha? Çıkartayım mı bu arada? Ortaya. Ha? Aras lütfen. Çıkartacağım. Aras lütfen. Hayır, sen bunu yapmadan önce düşünecek. Yapma, başka zaman konuşalım. Ne olur. Söyleyeyim mi lan? Söyleyeyim mi? Aras lütfen. Daha ne söyleyeceksin lan bana? Baba, baba Aras benim sınıftan arkadaşım. Sevda içeri geç. Baba. Bana cevap verme. İçeri geç. Hocam. Aras. Sakın lan, seni bir daha burada görmeyeceğim. Şimdi defol buradan. Defol lan. Mahvettin her şeyi. Geç. Neler duydum ben öyle ha? Neler duydum ben? Seni haysiyetsiz seni. Baba yanlış anladın. Allah belamı versin, öyle sus, bir şey yok. Sus. Yemin ederim yok, yemin. Yalan yere yemin edip Allah'ın adını ağzına alma. Ben duyduğuma mı inanayım ha? Gördüklerime mi? Senin yalanlarına mı? Baba yalan söylemiyorum, yemin ederim, anlatayım, izin ver, öyle bir şey yok. Söylemiyorsun. Aç. Aç aç bak kalk. Ha? Kim arıyor? O hırsız mı yine? Hırsız ki, değil. Aç şunu. Ver şu telefonu bana. Ver şunu bana, ver. Ver. Kızım niye açmıyorsun telefonu ya? Araz olsa açarsın hemen. Araz'ı gördüm sizin apartmandan çıkarken az önce. Ne alaka? Sakın bir daha Sevda'yı aramayın ha! Sakın! Ama sen her şeyi yanlış anladın, tamam mı? Ben sana... Seni haysiyetsiz seni! Senin namussuz! Seni arsız. Vay be. Neler olmuş da bizim haberimiz yokmuş. Kız bizi ayakta uyutuyormuş ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ama öyle bir şey yok. Benim kızım. Kerim Hoca'nın kızı. Hırsız oldu öyle mi? Hayır. Hırsız değilim ben. Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Ya millet duysa ben ne derim ya? Ben nasıl bakarım cemaatin yüzüne? Baba öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. İzin ver anlatayım, ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Söyle, söyle kızım. Yapmadın değil mi? Sen hırsızlık yapmadın değil mi? Yapmadım. O hırsız niye geldi kapıya o zaman? Niye susuyorsun söyle? Bundan sonra okula mukula gitmek yok. Kırıp dizini yerde oturacaksın. Baba. Her gün tövbelere duracaksın. Baba okula gitmeyip ne yapayım ben? Bana bağırma. Bana bağırma. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ne mi yapacaksın? Ne mi yapacaksın? Çok lazımsa bir işe girip çalışacaksın. Okul yok. O serseri arkadaşların yok bundan baba, sonra. Baba lütfen izin ver. Oh. Telefon da yok. Baba lütfen bunu baba. Şimdi. Bunu ver. Ya baba izin ver anlatayım ya. Ama yani gerçekten yani bıktım bıktım, onu anlatamıyorum sana. Songül güzel karıcığım. Tavan. Sadi. Ben tamam bak çok uzun zamandır tavan yapmadık. Bak rahmet de yayıyor. Atmosfer yarattım sana. Ne? Allah'ın cezası söyle. Güzel karıcığım. Sen bir polis. Siz hayatınızda yanlış ihbarda alabilirsiniz. Ya tamam da kaç kere alabiliriz? Ben de onu söylüyorum sana. Gidiyorum sürekli elim boş. Sen bu ne demek biliyor musun? Gittim bomboş depoya gittim bağırdım ya. Kim bilir ne kadar aptal görünüyordum. Çok güzel görünüyordum. Ne? Çok güzel görünüyorsun. Allah Allah. Ya pamuk sen... prenses gibi yanaklar. Allah Allah. Ya bunun moralimi düzeltmeyi düşünüyorsan düzeltir ha. Birazcık daha söyleyeceğim. Ama bu seni ekmek almakla kurtaramayacağım. Alacağım ama beyaz ekmek alacağım. Tamam beyazı al ama bir tane de esmer al bana. Esmer alayım sen tam burada. Hadi git Allah aşkına hadi hızlı şey yap da şu acıktım ya. Vallahi zaten moralim bozuk. Benim o sevdiğim çikolatadan da alsana. Esmer'i unutma. Tamam. Ay anahtarı da unuttuk ya. Thank you.
Alo. Alo. Alo, kimsiniz? Konuşur musunuz? Vallahi suç. Hı? Sen olmasan asla yetişmeyecekmiş şu çantalar. Ya ben çok kermese iş yaptım Merto. Evelallah yetiştiririz, merak etme sen. Yalnız... ya benim sana bir şey söylemem lazım ama... nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum işte. Doktorla ilgili... ablan sakın Mert'e söyleme diye tembih etti ama... bence senin bilmen lazım yani. Yoksa yine ablamın başı belada mı? Ya dur bir hemen dur. Sakin ol. Bu doktor var ya... doktor hasta. Akıl hastası. Akıl hastası mı? Evet. Ne diyorsun sen Asuman abla? Ya ablam bunun evinde bir tomar ilaç bulmuş böyle. Araştırmış bunlar ne ilacı demiş. Hepsi psikiyatrik ilaç çıkmış ya. Psikiyatri mi? Daha kötüsü var. İlaçların hepsi çöpteymiş. Adam ilaçları almıyor, çöpe atıyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu tarz hastalar ilaçlarını almazsa saldırganlaşıyorlar. Ne yapacağı belli olmaz yani. Ne diyorsun sen Asuman abla? Ya. Ya bu adam ya ablama bir şey yaparsa... Allah korusun, Allah korusun ama bilemiyoruz onu, bilemiyoruz. Dur bir, şu an bir sakin ol, şu an bir sakin ol. Bak bir şey söyleyeceğim. Ablam, bak sakın Derya'ya belli etme. Benim söylediğimi anlarsa vallahi beni böyle çiğ çiğ yer aramızda. Hı. Tamam ablacığım, tamam sen merak etme. Hı. Sen merak etme ama benim ne yapıp edip ablamı bu adamdan ayırmam lazım abla. Bunun başka bir yolu yok. Psikiyatri çıktı başımıza ya. Ya, ya, ya. Kapı gibi de adam işte. Kimin başına gelecek bilmiyorsun. Ham rahmet, rahmet. Harcığım niye bekliyorsun buraya? Niye girmedin? Bu ne lan? Ben de onu soruyorum. Bu ne lan? Ha bu Talat Körkuş'un telefonu. Emin misin? Evet. Ya gidiyorduk ya operasyonlara. Onun için almış. Kullanmayayım benimkini diye. Çalışmaz mı? Şarjı yoktur bunun. Hı hı. O yüzden birileri aradı az önce seni değil mi? Kim aradı? Bilmiyorum. Artık benim sesimi duyunca cevap vermeyecek kadar kim önemliyse belki eski tanık koruma memurunu özledim. Bilemeyeceğim artık. Pelin mi? Pelin mi? Adını da unutmamışsın. Ya da Pelin müzeyyendik. Ya kadının benim yüzümden kadının rütbesini söktüler ya. Fizan'a yolladılar. Bilmiyorum Sadık. Bilmiyorum. Yani artık konuşmak için böyle bir yol seçtiysen ve bana haber vermediysen bu başka bir şey. Bunu da tartışırız ama önemli değil. Yani madem onu özledin hiçbir önemi yok benim için. Ama böyle gizli saklı işlere gerek yok. Direkt ben eski tanık koruma memurumu özledim diyebilirdim. Ama neyse. Neyse. Sen neyse. Ne ima etme, ne ima etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum ben. Ben hiçbir şey, ben yok. Hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum. Arıyorum, arıyorum. Hayır canım arama. Arama diyorum. Arama. İstemiyorum öyle bir şey. Arıyorum. Arama canım benim. Arıyorsan da hoparlöre ver bakayım. Çalıyor. Sen bak. Alo. Buyurun, kimi aramışsınız? Siz kimi aramışsınız kardeşim? He, kusura bakmayın beyefendi. Az önce yanlış numara çevirmişim sanırım. Ama yapmayın bunları beyefendi. Bak, infial oldu bizim evde. Yapmayın bunları. Daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Lütfen. Haklısınız, haklısınız. Çok özür dilerim beyefendi. Tekrardan kusura bakmayın. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Selim. Çok güzel erkek taklidi yapıyormuş Pelin. Hadi gidelim içeri, boş ver. Hiç söylemedim say bunları. Beyaz ekmek aldım, sana tam burada aldım. Esme aldım senin. Bir terbiz. Hadi yiyelim. Hadi yürü. Hadi yürü, hadi yürü be. Bayasının yaptığına bakar mısın? Herife ikinci telefon verdik. Çok önemli dedi. Karısı açıyor telefonu.
Ya sen aynı çatı altında bir kadınla yaşıyorsun. Ya kadın anam babam diye tutturmuş. Ya bizden intikam almak istiyor. En ufak bir açığımızı bulmak için çabalıyor. Üstelik organize de. Şu işe bak ya. Yavuz, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Vallahi benim de beyim. Canımızı sıkacak gibi görünüyor. İhtimal dahilinde. Evet, hem de çok büyük bir ihtimal. Peki beyim, ne yapmamı emredersiniz? Yapılacak şey belli Yavuz. O bizim canımızı sıkmadan biz onun canına Fatiha okuyacağız. Hem de elimizi bile sürmeden. Zaten bizim silahla, mermiyle ne işimiz var ki? Ha? Peki biz yapmayacağız. Kim yapacak beyim? Songül'le Sadi'yi Ankara mafyasına havale edeceğiz. Derya, bu mesajı sana bir yol ayrımından atıyorum. Yol ikiye ayrılıyor. Ve ben bir şeyleri bırakmaya karar verdim. Hayat biraz da vazgeçmek değil mi? Ben cerrah olmuşum. Dünyada severek ve en iyi yaptığım şey bu. Ama biliyor musun? Asıl maharet nerede bırakacağını bilmekte. Ben de cerrahlığı tam da bu ayrımda bırakıyorum. Tam şu anda. O yol burada bitti. Bundan sonra sesimi daha çok duyacaklar idare katında. Sadece idare müdürü olarak devam edeceğim yolculuğuma. İlaçlarımı da düzenli olarak kullanacağım. Bunu neden yaptığımı soracak olursan. Başından beri yanlış bir hikayedeydim. Ve senin hayatımda yepyeni bir hikayeye başlamak istiyorum. Benimle evlenir misin? Yarabbim, şu üç kardeşi birbirinden ayırma artık yarabbim. İnşallah suçum. Bundan sonra üçümüz için de gelsin hayat bildiği gibi diyorum. Gelsin be. Hem de nasıl geliyor biliyor musun? Bak şöyle. Gümbede güm, gümbede güm, gümbede 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 güm. Oha. Kız. Ha sen yüzüğü mü taktın? Yüzüğü tekrar mı taktın? Yoksa kabul mü ettin? Sakın benden bu evlilik kararına sevinmemi beklemeyin. Sakın! Size afiyetler olsun. Mert. Sakın üzülme. Nasıl olsa alışacak. Ha? Değil mi? İşte genç çocuk böyle tepkiler. Boş ver, boş ver, üzülme. Ay kardeşim evleniyor. Hem de ben evlendiriyorum onu. Bak ne yapacağız biliyor musun?
Asla ve asla kına yapmadan seni bu evden çıkarmam. Şişt. Tamam mı? Ya üzme kendini. Sen şu çakıl taşının keyfini çıkar. Bir de kapının önünde davul çaldıracağım. Gümbede güm, gümbede güm, gümbede 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 güm. Bizimkilerle ilişkilerimiz bayağı inceldi. Kopacak diye korkuyorum. Toparsa kopsun ya, ne olacak? Aras saçmalama. Hı. Ya kaç kere söyledim sana, onlar benim sırf arkadaşlarım değil, ailem. Tamam kızım, kızma hemen ya. Yani ona bakarsa aynı durum bende de var. Yani yok mu? Benim durum da senden farklı değil. Peki ben evet sorayım sana o zaman. Sen ne yaptın sizinkilerle acaba? Şimdi şöyle, bizim amiral gemisi su aldı. Ama iyi haber şu, hala yüzüyor. Batmadık yani. Ben, biliyorsun yani, ben hayatımdan gidenlere alışığım. Bir gün ben de gideceğim. Ama o gün senin yanına götüreceğim. Çünkü niye biliyor musun? İçinde ben olan hiçbir şey sensiz olmayacak. İstemiyorum. Anladın? Bu arada galiba bizimkilerle arayı düzeltmenin bir yolunu buldum. Gerçekten mi? Nasıl? Şimdi şöyle, bunun için iyi rol yapan iki oyuncuya ihtiyacım var. Ben? Yani ben her rol yaparım. Hem de bayağı iyi yaparım. Bu arada böyle hani yok işte öpüşmem, yok bilmem ne kanunları falan gibi kurallarım da yok. Da bilgine her şeyi yazabilirsin. Delisin. Sen böyle yapsın. Seviyorum seni, bilirim ben de seni. Korkmaya gerek yok sade. Gözlerimi ısıtırdı ya seni, korkmaya Kamil gerek yok. Kamil. Acımız daha yeni. Ay. Allah seni kahretmesin ya. Dur ne yapıyorsun sabah sabah? Sadece aklım yapıyorsun? Çıktı ya. Ne yapıyorsun sabahın köründe ya? Of. Daha benim horozum uyanmamış. Ya ne yapayım senin horozun canım? Ben uyandım sabahın köründe. Zaten sinirlerim bozuldu. Yürüyü düşünmekten uyuyamıyorum, bir oraya bir buraya. Ne yapayım, temizlik yapayım dedim ya. Karım takma o kadar be bu yürüyü. Ya üf, Sade Allah aşkına bırak şeytan görsün suratını. Zaten rüyalarıma giriyor adam artık ya. Olmayan suratıyla rüyama nasıl girersin be kardeş? Yakalanır yakalanır, çok şey yapmasın. Bugün değil yarın yakalanır. Kalktık artık. Ya Allah bismillah. Kalktığımıza göre tamam, hareketler yapabiliriz. Ne gibi hareketler? Değişik hareketler yapıyoruz da biz bazen. Gece yapıyoruz. Aa tamam. O zaman sen süpür ben sileyim. Evet böyle yapalım. Hiç hayalimde böyle bir şey yoktu ama. Sus onu hadi orayı süpür o şeyi. Bura aa, temiz mi? Orası temiz. Şu bura. Tam bu koridoru alacaksın işte komple, sonra sileceğiz. Buradan kapı kuleye kadar tamam. Bende. Hadi yürü. Yapıştır. Hadi. Aferin eline. Ya Allah! Ya Allah! Başın sağ olsun Faruk abi. Acın acımız, derdin derdimiz. Dostlar var olsun. Eksik olmayın. Düşmanlarımız da kendi kanında boğulsun. Düşmanın düşmanımızdır abi. Eyvallah. Seni biliyoruz Yavuz kardeş. Ama bilmemiz gereken başka şeyler de var. Mesela canımızı yakan yedi eminin canını nasıl acıtacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kardeşim şerefi geri getirmez ama içimizi yakan ateşin ferini bir nebze olsun dindirecektir. Ben onun canını nasıl yakacağınızı biliyorum abi. Bu yedi emin denen adamın yumuşak karnı karısıdır. Yani onu ortadan kaldırırsanız ölmüşten beter olur.
Yokuşta bir şeyler mi yapsak? Belki sahile falan gideriz ha? Ne dersiniz? Olur, bana uyar. Olur. Siz takılın, benim hiç halim yok. Benim de biraz işim var, onları halletmem lazım. Arkadaşlar, sizin canınız bir şeye sıkındı. Aileden mi çıkartıyorsunuz acısını? Ne oluyor? Yok. Hadi lan. Sabahtan beri sirke satıyorsunuz oğlum ikiniz de. Yok bir şey oğlum. Vay be prenses. Demek öyle ha? Kaç kere söyledim sana. Bana bir daha sakın prenses deme. Bu mu? Ha? Son sözün gerçekten bu mu? Nokta. Ha? Evet nokta. Çünkü bir nokta kadar yer kaplamıyorsun hayatımda. Anladın mı? Yazıklar olsun be. Ulan en zor zamanda ben senin yanında olmadım mı? Sana hep destek vermedim mi? Ulan ben senin için burada vuruldum ben. Senin için kurşuna kafa tuttum. Vuruldum ben senin için burada. Bu mu? Aylin, ne oluyor? Yok bir şey. Yo söyle. Söyle hadi. Hani şu kafe olayı vardı ya. Onunla ilgili işte, sonra anlatırım. Tamam da sen kendim işten çıktın demedin mi bana? Yani işte. Aras sen bir bas git. Hadi bir git hadi. Aras! Aras! Ne var lan senin bu sevda ile alıp etmediğine? Yetmedi mi lan? Ne oluyor manyak? Aras! Ne demek oluyor lan? Senin yüzünden kızı okula alamıyor lan babası. Bir dur lan konuşacağım sadece. Lan konuşacağım, konuşacağım diyorum. Bir dakika lan bir şey konuşacağım. Bırak lan tatavayı. Oğlum sen niye gidip kızın evinde babasının önüne hırsız sevda diye bağırıyorsun lan? Lan oğlum sus salak. Yaptın mı böyle bir şey? Bildiğiniz gibi değil olay be. Herkesin için ne yapıyorsun aptal? Aylin'le aramdaki durum bitmiş, Mert'i ötmüş. Salak Sevda. Ben de gittim onu korkutmak amaçlı. Kapının önünde biraz böyle tehdit ettim. Kapı açık, babası duymuş. Bir de işte bir şey yapmadım. Bir dakika, bir dakika. Ne yaptım dedi? Gizem git kendine şaşıracak başka bir yer bul, tamam mı? İyi de senin bu Aylin'le arandaki olan bu fıtı fıtıyı... Sevda söylemedi ki. Kim söyledi? Ben söyledim. Sen böyle kendi kendine iş yapmaya devam et, tamam mı? Şimdi ayıkla bana al birinci taşı. Al, bırak. Bura git, bura git. Allah kahretsin lan. Konuşuruz Ali. Gayret son bir, ha gayret. Biraz daha oraya bakarsan orada bir yüz belirecek. Ha? Şimdi dediniz. Diyorum ki, soru işaretlerine bakmayı bırakıp bize dönsen de acaba bir beyin fırtınası mı yapsak? Pardon başkomiserim ya. Çok özür diliyorum. Bu su deposunun olay raporu geldi mi? Geldi. Hiçbir şey bulamamışlar. O zaman o olay orada olmadı. İhbarda yanlıştı. Yine elimizde hiçbir şey yok. Yani minik de olsa aslında bir şey olabilir. Ne gibi? Bu sabah eski bir muhbirimle konuştum. Tabii yani böyle çok güvenilir muhbirlerden bir tanesi değil ama... geçen gün bu terk edilmiş hurdalıkta bir silüet görmüş, Servet'e benzer. Tanımadığı uzun boylu bir adamla konuşuyormuş. Tamam tamam işte yörüktür bu ya. Yörük, hemen fotoğrafını çıkartın, hemen koşun. Çıkartamıyoruz. Çünkü çizim yapılamayacak kadar uzaktan görmüş, silüet halinde yani. Peki başkomiserim hiçbir tarif veremiyor mu bize? Veriyor Melike'ciğim. Bu kadar işte, uzun boylu. Tamam o zaman başkomiserim. Yani çıkalım sahaya, neyi bekliyoruz ki? Çok mantıklı Bahri. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen hemen sahaya çıkıyorsun, tamam mı? Tamam. 1.90 üzeri ne kadar adam varsa toplayıp getiriyorsun, burada sorguluyoruz. Baş üstüne başkomiserim. Melike hadi hazırlan, çıkalım hadi. Oğlum, uzun boylu diye tarifle sahaya mı inilir? Çıkılmaz değil mi? Allah aşkına. Bahri'cim hadi gel biz senin elini yüzünü yıkayalım. Belli ki ayılamadı o da. Doğru. İyi olur. Ha gençler. Buyurun başkomiserim. Bu kadar geç uyumayın bir daha.
Kolay gelsin. Çık 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 çık. Songül gel hadi otur gel. Gel. Songül. Gel otur iki dakika gel. Ne diyorsun? Vallahi abi ne diyeceğim. Zaten biz bu servetin yurt dışı bağlantıları olduğunun farkındayız. Bunu biliyoruz yani. Bu Necdet'in ceset kaçakçılığı konusunda zaten bağlantılarından birkaç tanesi İskandinav. Yani şimdi bu Yörük denen adam İskandinav olabilir mi sence? Yani aklıma bir tek şu geliyor tabii. Hani ne bileyim uzun olmak. Yani Türk erkekleri yani bizim genimizde çok fazla uzun yok yani öyle çok. Ne bileyim olabilir diye düşünüyorum o yüzden. Bir tane vardı o da benim evde diyorsun. Yok başkomiserim yok yani benim. Gidip şu dosyalara bakmam lazım ne bileyim. O zamanları bir araştırayım bakayım belki bir isim bulurum 1.92 metre diyeceğim de ihtimallere bakın düşündüğünüz yani çocuk oyuncağı gibi. Pes etme mi? Şöyle düşün. Biliyorsun ki bütün büyük vakalar küçük ipuçlarıyla çözülmeye başlar. İşte o benim kafamı karıştırıyor. Diyorum ki nerede hata yapıyorum? Hani hatırlarsınız ben sizi köstebek sanıyordum. Diyorum ki gözünün önünde olunca fark etmezsin ya. Hani ne bileyim çok yakınsındır sonra vay be dersin bir anda ortaya çıkar. Onun gibi bir şey mi kaçırıyorum acaba düşünüyorum da. Keşke polis filmlerindeki kadar kolay olmuş olsa bu iş ama biliyorsun ki öyle işlemiyor. Evet. O yüzden iş başa düşer. Erken kalkan yol alır. Ben dosyalara gidiyorum. Kolay gelsin. Abla. Abla. Ha. Servet ve Necat iş yaptığı firmalarla ilgili dosyalarını istemiştin ya. Bunları getirdim. Bu kadar mı? Azmış, iyi. Yok, geliyor daha. Bahri. Geliyorum. Ay amma da uyuşuk ya. Yardım et. Oy, yardım etsene çocuğa bu kadar. Ya şımartma erkek. Tamam. Sağ ol Bahri. Ne demek abla? Abla biraz daha var. Devamı geliyor. Bitmedi mi ya? Yani biraz daha var abla, bu kadar daha var. Of. Ben bir gidip getirsem mi acaba? Benim belim biraz ağrıyor. Tabii tabii. Bekleyin ben geliyorum hemen. Bitmez ki bu, bitmez. Bitmez, eve iş götüreceğiz mecbur. Abla ben sana yardıma gelebilirim istersen bu akşam ha. Vallahi mi? Hı. Yani çok güzel olur ya aslında gelsen de. Boş ver şimdi çocukla plan yapmışsınızdır. Hiç aranıza girmeyeyim ben. Ay abla ne olacak ya? Ben bir akşam Dallas'a bırakırım Bahri'yi işte. Güzel olur. Diyorsun. Vallahi. İyi hadi bugün de ben bırakayım Sadi'yi ya. Ha. Kız kıza kız gecesi sabaha kadar dosya. Artık yapacak bir şey. İşimiz. Yapacak bir şey. Ben bir arayayım haber vereyim ama önden dur. Şunları bir alayım. Şunları koydum tamam. Yeri ve zamanı yine ben sana bildireceğim. Yeni telefon numaramdan. Ama bu sefer kendin açarsın telefonunu inşallah. Evet, öyle bir kaza oldu. Bir daha tekrarlanmaz, merak etme. Müsaade edin. Efendim güzel karıcığım. Ha, kocacığım. Nasılsın, evde misin? Yok, evde değilim. Sınav kağıtlarına bakıyordum çocukların. Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ha, yok ya önemli bir şey yok. İşte bizim çok fazla dosyamız var. Burada şubede bitecek gibi durmuyor. Eve getirelim dedik Melike ile sabaha kadar çalışırız diye. O yüzden dedim ki evdeysen en azından hani bir atıştırmalık bir şeyler hazırlarsan diye ama önemli değil. Güzel karıcığım siz başlayın. Ben sizden sonra da gelirsem size istediğiniz her şeyi yaparım merak etme. Ya ciddi misin ya? Evet. Emniyete, teşkilata canım kurban. Tamam. O zaman evde görüşürüz. Hadi öptüm. Bay bay. Kusura bakma. Evet. Ne diyordun? Evet. Bu teslimatın bizim için ne kadar önemli olduğunu farkındasındır herhalde. Farkındayım Servet abla. Merak etme. İş bitince
Paran hesabına anında yatırılacak. Eyvallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Selamet. Sizi temizlemeden daha güzel bir dünya mümkün değil lan. Ne kutlaması var acaba ya? Kimin doğum günü var kız? Hediye mi hediye de almadık biz. Bilmem, ben pasta yemeye geldim. Çilek domu ben yarın almadım. Güzel. Kurabiyeler, pastalar yandan da var ya. Herkese merhaba. Merhaba. Sizlere bir veda, bir de kavuşma haberim var. Aa, hocam bir yere mi gidiyorsunuz yoksa? Gitmeyin bir yere. Aa, yok yok, buradayım, bir yere gittim yok. Sizlere karşımda duran bu dünyalar güzeli hanımefendiyle evleneceğimizin müjdesini vermek istedim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, gelelim vedaya. Artık beni koridorlarda beyaz önlüğümle koştururken göremeyeceksiniz. Doktorluğu evlendikten sonra önlüğümle birlikte askıya asıyorum. Ama bundan sonra idari müdür olarak yine sizlerle birlikte aynı kutsal göreve hizmet etmeye devam edeceğim. Oh. Pastayı keselim mi sevgilim? Hadi beraber. Tamam. Evdekilere söyleyebildin mi? Asuman duyunca çok sevindi. Ha, süper. Mert? Mert aynı. Değişen bir şey yok, bildiğin gibi. Tamam, ben konuşacağım Mert'le. Abi, ya yediğimin karısından önce gelirse? Şimdi, burada evli olan karısını öldürüp yediğimin yaşlı ölü yapmak. Ama Ecel'i çağırdıysa yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz elbet. Kardeşim Şeref'in intikamını alacağız. Şimdi gidin, işi bitirin. Tamam. Geldik sonunda ya. Saçım başım dağıldı artık yorgunluktan. Ama keşke Bahri'yi de getirseydik. Dosyaları eve kadar çıkartıp sonra giderdik. Ya kızım, sen ne kadar insafsız oldun. Gözünü seveyim, yapma bari Melike ya. Ay, şaka yapıyorum ya. Ben ona kıyamam ki. Şapşik. Siz bayağı ciddiye gidiyorsunuz gibi. Ne diyorsun? Kısmet diyorum abla. Hadi canım. Vallahi. Hadi bakayım, hayırlısı. Hadi, hadi elin çalışsın, elin. Bir sürü işimiz var. Abla, biz bunları nasıl alacağız ya? Ben şimdi onları 3 parkta çıkarırım. Sen yemeklik malzemeleri al, çık, önden geliyorum. Ay, olur mu anneciğim? Evet, evet, dur, anahtarı atayım hatta. Ay, tamam. Yakala. Yakala. Süpersin. Tamam. 3 parkta geliyorum. İyi, tamam. Bak. Tamam. Bak, eminsin. Evet, evet. Sen çık. İyi, tamam.
Melike? Melike? Bu o değil. Nasıl değil lan? Bu kim? Melike! Melike! Ne lan? Ne lan? Melike dayan. Dayan kızım dayan. Melike aç gözlerini. Melike! Yardım edin! Yardım edin! Allah kahretsin! Melike dayan Melike. Dayan Melike dayan. Alo! Alo! Alo Songül Acarak ben adresime acil bir ambulans gönderimi polis memuru vuruldu. Acil çok acil lütfen acil. Melike kalk. Melike aç gözlerini hadi. Melike dayan. Melike yardım edin. Herkese haber ver. Neyi? İki gün sonra düğünümüz var. Ne? Şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Ya senin de böyle kendi düğününe davet etmiş gibi oldum ama en uygun tarih buydu. Ya saçmalama. İnsan iki günde hazırlanır mı? Yani bunun davetiyesi var, kıyafeti var. Biz hazırız ya bir tanem. Ya öyle olmuyor o işler. Olur olur olur. Ya peki Mert? Ha Mert. Mert'le ben konuşacağım. Merak etme. Derya, benim işlerim var. Ek binaya geçeceğim, tamam? Tamam, ben de geliyorum. Ha, hadi gel. Çok heyecanlıyım Derya. Derya! Derya! Derya, Melike! Melike vuruldu, çok kan kaybediyordu. Tamam, tamam, sakin. Yardım edin, Melike! Melike vuruldu, Melike! Melike! Arkadaşlar, kolay gelsin. Hüsnacığım. Ya rica etsem şu robot resimlere sistemden bir kimlik kontrolü yapar mısın? Bahri. Buyurun başkomiserim. Gelsin. Tabii tabii. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama hı? Sakin olmanı istiyorum. Tamam mı koçum? Ne oldu başkomiserim? Melike. Songül'ün evinde silahlı saldırıya uğramış. Ne? Melike. Bak koçum. İyi olacak tamam mı? Merak etme bir şey yok hastaneye götürmüşler. Hangi hastane abi? Tamam. Toparlan gidiyoruz tamam. Tamam abi ne toparlanması yürü ya. Yürü çıkalım hadi. Abi. Hayır olsun inşallah. Kemal ne oluyor oğlum burada? Abi sordum bilgi vermiyor bunlar. Olay yeri giremezsin. Ne olmuş Memru? Olay yeri giremezsin. Eş. Eşim var lan yukarıda. Songül! Songül! Songül nerede lan? Karım nerede? Anne sakin olun. Melike Hanım mı işinizdi? Hayır Songül Acarak. Songül komiserimin durumu iyi. Ambulansla birlikte Melike Hanım da gitti. Melike iyi mi? Sanırım... Ağır yaralı. Hangi hastane? Karabayır Bölge Hastanesi diye biliyorum. Savcı geldi mi? Geldi gitti. Hala haber yok. Hala haber yok. Çok uzun sürdü ya. Kesin bir şeyler ters gitti. Allah'ım ben Melike'siz ne yaparım? Bahri. Topla oğlum kendini. Ha? Daha bir şey olduğu yok lan. Bak
Sen güçlü olacaksın, tamam mı? Sen güçlü olacaksın, Melike de güçlü olacak. Anladın mı? Topla kendini. Anladım başkomiserim ama. İşte yani. Ya kardeşim ya. Başkomiserim yok. Bugün abi var. Songül. Sen kaç. Tamam. Ne böyle yoruldu? Beni yoruldu, benim yüzümden vuruldu. Sakin olmalısınız. Tamam, sakin olmalısınız. Benim yüzümden oldu. Ben yandım. Ben Kıvanç'la konuşalım şimdi. Ameliyatta Kıvanç. Kurtarcık, kurtarmaya çalışıyor Melike ya. Hala kaç saat oldu zaten, haber yok zaten. Benim yüzümden oldu ben. Ben çıksaydım eve, o çıkmasaydı benim. Ben vurulacaktım benim. Nasıl durumu? Hala ameliyatta. Bahri oğlum, aslan parçası. Tamam, geçecek hepsi, tamam mı? Koy verme kendini, tamam mı oğlum? Çok uzun sürdü enişte. Kesin bir şeyler ters gitti. Evet, geçmiş olsun herkese. Kıvanç. Ameliyat iyi geçti diyebilirim. İyiydi mi doktor? Melike iyiydi mi, ne olur? Yani Melike'nin durumu şu an için maalesef kritik. Melike 3 kurşun yarısı almış. Biri kafatasını sıyırmış. Diğeri karın boşundan girip omurgayı sıyırmış. Diğeri de koltuk altından girmiş. Koltuk altından giren kalbe çok yakındı. Bizi epey zorladı açıkçası ama çıkarmayı başarabildik. İyi işte o zaman. Ha, iyi değil mi doktor? Bakın bu tür kurşun yaralanmalarında sinirlere ve kaslara ne kadar zarar geldiğini şimdiden öğrenemeyiz. Ancak hasta uyanıp bilinci açılıp fiziksel testlere cevap verdiği zaman net bir şey söyleyebilirim size. Kıvanç. Peki. Ne zaman ayağa kalır? Her şey yolunda giderse 6-7 saate. Ne gerekiyorsa yap. Bak, ne gerekiyorsa. Sadece emin ol, elinden gelenin en iyisini yaptım. Yani beklemekten başka yolumuz yok. Melike bir kendine gelsin, o zaman her şeye sağlıklı bir cevap verebileceğim. Zor. Benim yüzümden. Hocam, bir bakar mısın? Tabii. Ben içeri bakayım, sonra geleceğim tekrar. Benim yüzümden. Tamam, tamam, tamam. Benim yüzümden, sadece benim yüzümden. Kız ölüyor, kız ölüyor, kız ölüyor. Ben onsuz yaşayamam abla. Gencecik kız ya, gencecik. Bahri oğlum, aslan parçası. Doktora duydun. Tamam. Kız içeride savaş veriyor. Biz de dimdik duracağız. Tamam mı karışım? Tamam abla. Bize yakışan da bu. Savaşçı kızdır Melike. Dayanır. Bak çıkacak. Karakola gidecek. Eve git dinlen diyeceksiniz. Yok ben gitmem diyecek. Tamam mı? Tamam. Aslanım. Fena değil. Sen ne yapıyorsun burada? Eve gidiyordum, şöyle şuradan geçerken seni gördüm, bir merhaba diyeyim dedim. Senin canın sıkkın gibi. İyi misin? Canın sıkkın gibi. Anlatmak istersen dinlerim. Ablam evleniyor. Aa,
Kimle, doktorla mı? Doktorla. Ha, iyi. Allah mesut etsin. Ama sen niye bu kadar gerginsin? Ablamın o adamla evlenmesini istemiyorum. Neden peki? Zerre güvenmiyorum çünkü de o yüzden. Ablama mutsuzluktan başka hiçbir şey vermeyecek de ondan. Peki, ablanla bu konuşmayı yaptın mı? Ona söyledin mi yani bu evliliğe karşı olduğunu biliyor mu? Benim de canımı sıkan konu bu ya zaten. İstemediğimi bile bile gidip evlilik teklifine evet diyor. Seviyor demek ki. Sevgi tek başına yeterli olsa biz ayrılır mıydık? Doğru söylüyorsun. Belki de artık yalnız kalmak istemiyordur. Yalnız değildi ki, yanında ben vardım. Aynı şey değil Mert. Sen onun kardeşisin. Yarın bir gün çekip gideceksin. O da yapayalnız kalacak. Yalnızlık çok zor. Gerçekten çok zor. Ben büyük büyük konuşmak istemiyorum ama biliyorum yalnızlığın ne demek olduğunu. Ben bir gecede hem annemi, hem babamı, hem sevgilimi kaybettim. Kimi sevdiysem çekti gitti. O yüzden anlayabiliyorum ablanı. Sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa ben hep orada olacağım. Ya kıza bir zarar gelirse Sade? Ya bir daha göreve dönemezse? Şekarcığım, biraz sakin olmaya çalış. Bak, herkes gözünün içine bakmışsa. Sen dik dur ki onlar da güç alsınlar. İnsanın kötü anıları insanı bırakmıyor Sade. Anne be baba. Annemle babam. Biliyorsun 12 yaşındaydım. O olay olduğunda anneciğim oracıkta vermiş canını. Ama babamın nabzı varmış biliyor musun? Ufak da olsa varmış nabzı. Götürmüşler hastaneye. Ben de haber alınca koştum gittim. Ameliyattaymış babam ben gittiğimde. Sevdiğim bir insan az ötende canıyla cebelleşirken ağlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor eline. O doktorun o ameliyattan çıktıktan sonraki 3 saniyesi yok mu Sade? O 3 saniye. Sevdiğin insanın sana ölüp ölmediğini söyleyeceği 3 saniye. Ama kimseye yaşatmasın. O gece dua ettim. Allah kimseye bu duyguyu yaşatmasın bir daha diye. Şakar. Bak, en azından Melike hayatta. Düzelecek her şey, tamam? Önüm yüzümden. Seni.
annemi babamı kurtaramadım. Melike'yi de kurtaramayacağım. Senin yüzünden olmadı. Öyle olmasaydı, şöyle olmasaydı demenin, kendini yiyip bitirmenin bir manası yok. Ayrıca da Melike'ye de faydası yok. Sen metanetli bir kızsın. Nice büyük acıları yaşadın, daha gencecik yaşadın. Bizden dimdik duracaksın. Ki herkes senden güç alsın, tamam mı? Servet yaptırdı, biliyorum. Bence sen karının 5-6 metrelik büyük bir köpek balığı peşine düşmesindense 3 metrelik bir kaplan köpek balığı peşinde oyalanmasını tercih edersin. Şu an Servet'in tek düşündüğü şey yakalanmamak. O zaman yörük yaptırdı. Bak Sadi, sana yemin ediyorum benim sevdiklerimin canını yakarım, ben de canını yakarım, tamam mı? Sen de benim şahidimsin. Eğer beni meslekten atarlarsa atsınlar, umurumda değil, sen benim şahidimsin. Mert. İçebilir miyiz? Susarak halledilebilecek bir mesele olsaydı burada olmazdın zaten. Dinliyorum. Kusura bakma, böyle pat diye karşına çıktım. Ama sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Ablanla biz senin duygularını çok önemsiyoruz. Sen ablanın için çok özelsin. Ve benim için de. Yani? Yani ben ablanı her şeyden çok seviyorum Mert. Tamam, benim de hatalarım oldu. Ben de hala öğreniyorum. Bir şeyleri saklayarak değil, paylaşarak aile olmuyor. Ben hastalığımı, kaygılarımı size açmayarak çok büyük bir hata yaptım. Ama şimdi bütün bunlarla yüzleştim ve artık ilaçlarımı düzenli olarak kullanıyorum. Ve Mert, üzgünüm ama artık bana doktor diyemeyeceksin. Neden? Doktorluğu bırakıyorum çünkü. Artık yönetici olarak aynı hastanede devam edeceğim. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Bunlar benim takıldığım konular değil. Kaygılarını gidermeye çalışıyorum Mert. Bak biz birlikte çok güzel bir aile olacağız. Ablanla evlenme kararı aldık. Ve inanıyorum ki çok güzel bir yuva kuracağız. Bunu sana rağmen değil. Seninle birlikte başaracağız. Ne dememi bekliyorsun? Bize destek olmanı bekliyorum. Destek olmak. Bu kararı kendi kendiniz aldığınıza göre benlik bir şey yok. Mert, bakar mısın? Size mutluluklar başhekim. Neyse. Bu da bir şeydir. Efendim canım? Ha, yok, dışarıda küçük bir işim vardı, onu hallettim. Tamam, geliyorum hastaneye. Görüşürüz, bay bay. Meltem. Songül, selam. Geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim. Nasıl durumu? Stabil. Stabil. Ne oluyor, iyi mi, kötü mü? Yani ne daha iyi, ne daha kötü. Stabil işte şu an. Ben bir Kıvanç'a daha sorayım. Kesmedin mi benim cevabımı?
Yok canım, kesmediğinden değil. Doktoru Kıvanç ya, o yüzden. Ben de yoğun bakım doktorundan aldığım bilgiyi iletiyorum ya sana. Uydurmuyorum. Uyduruyorsun demedim zaten Meltem. Neyse, görebilir miyim bari? Yoğun bakımdan servisi alalım, görürsün ama. Yok yok, şimdi yoğun bakıma girmem mümkünse. Sence? Ya pansuman yapmaya girmiyorum ya Meltem, görüp çıkacağım. Songücüm, sence ben neden böyle pat kat giyiniyorum? Önlükler, eldivenler, boneler. Ne bileyim, belki senin tarzın böyle. Ben stilim budur, kat kat giyinmiyorsun ya normal hayatında da. Şu halde bile laf sokacak mısın gerçekten Songül bana? Laf sokmuyorum ya. Laf sokmuyorum. Neyse, yani laf sokmuyorum. Sadece dedim ki kat kat giyim. Ne bileyim, anlamıyorum Meltem ya. Neyse, o zaman ben de söyleyeyim canım. Senin giyim tarzında bana biraz şey geliyor. Benim giyim tarzımda ne var? Beğeniyor benim kocam benim giyim tarzımı ayrıca. Sadi Bey belindeki silahtan korkup öyle diyordur. Belimdeki silahtan korkması gereken Sadi Bey değil canım. Suçlular, bir de ukalalar, o kadar. Hijyen diyorum, hijyen. Hijyen, yoğun bakım, steril bir ortam. Giremezsin, giremezsin. Ya tamam, bunu da geç o zaman. Sen niye bana laf sokuyorsun moda falan şimdi? Ben mi açtım ya moda konusunu? Sen açtın, kat kat giyindin dedim bir şey dedin. Kat kat giyinmişsin. Önün üstüne onu giy. Ben kat katlıktan bahsettim, modadan bahsetmedim. Songülcüm, yoğun bakım diyorum, steril bir ortam diyorum. Böyle giremezsin diyorum, böyle kat kat giyinmen lazım diyorum. Peki tamam, vallahi bu konuyu tartışmayacağım. Bu arada bence böyle gezgelin olarak bu daha iyi yakışmış yani sana. Ya bu konuyu sen mi tartışmayacaksın? Sen açtın ya konuyu. Ben mi açtım moda konusunu? Moda dedim bir şey. Sen açtın moda Hayır, konusunu. Hayır sen... Vallahi tartışmayacağım. Yoğun bakımın önündeyiz. Vallahi tartışmayacağım Meltem. Bir göreyim dedim sadece arkadaşıma. İzin de vermedim. Tamam. Ayrıca canım, senin fikrin hiç umurumda değil biliyor musun? Çünkü niye? Çünkü benim erkek arkadaşım benim tarzımı çok beğeniyor. O da bana yetiyor. Erkek arkadaş. Şaşırdın. Hayır. Şaşırdın. Hayır, şaşırmadım. Niye şaşırdın erkek arkadaşın? Olabilir erkek olmasına? Arkadaşın. Olmaz diye bir şey demedim. Steril seviyor demek ki erkek arkadaşın. O yüzden ben şey yaptım. Songül. Vallahi sinirlerim bozuldu Meltem. Acın var, dua et. Tamam Meltem. Ben gidiyorum. Git Meltem. Var mı bir şeymiş? Yok bir şey. Çok güzelsin. Gerçekten. Bu iyi ama yani. Manyak ya. Hayır, bütün manyaklar beni buluyor ya. Biliyor tabii, biliyor tabii sağlık çalışanını kaldırmayacağımı, onun üstüne oynuyor. Neye güveniyorsun yani? Ne olacak, bir kere baksam arkadaşım değil mi ya? Yengem. Ay, yaver hoş geldin. Yengem ya, kusura bakma. Ağam haber verince benim de haberim oldu. Nasıl? İyi mi Melike bacım? Yani iyi galiba, bilmiyorum ki. Stabil diyorlar durumu. Bu iyi bir şeyse iyidir herhalde ama... Kızın sinirlerine geldiyse işte o sıkıntı. Merak etme yengem, iyi olacak ya. Senin dualarınla iyi olacak. Toparla kendini. İnşallah ya. Bırakmasak. İnşallah. Neyse ya, vallahi zaten çok kötü oldum. Sen ne getirdin? Bunlar şey ya, ağam yiyecek falan söyledi. İşte sağlık personelleri için. Bizim bu organize personelleri geceden beri perişanmış. Ha. O da içecek almaya gitmişti ama gelmedi. Ha, gelmedi daha, görmedim. Bilmiyorum, sinirlerim çok bozuk ya. Niye? Sen evet ya, biraz önce de gördüm. Bir söyleniyordun kendi kendine. Ya bu Derya'nın manyak arkadaşı yok mu? Ben manyak çekiyorum ya. Meltem. Onu da çektim. Aynen Meltem. Ha, siz ismini söylemiştiniz, ben oradan hatırlıyorum da. Hayır yani, bana gelmiş bomboş muhabbet yapıyor. Bir kere görmek istedim arkadaşımı ya. Bana gelmiş sevgilisini anlatıyor, giyim tarzını beğeniyormuş. Yok çocuğun tarzı çok güzelmiş. Ulan manyak. Senin sevgilin en az senin kadar manyak. Biz bunu anladık zaten değil mi yani? Ne anlatıyorsun? Şimdi sağlık personeli manyak demiyor şimdi. Ya ver vallahi, boş ver vallahi, daha fazla adını alıp sinir... Zaten sinirliyim. Boş ver vallahi, konuşmak istemiyorum. Sen git içeride dağıt bunları da insanlar yesin içsin ya. Hı, tamam yenge. Tamam, ben şey hallederim ya şimdi. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Vay ya ver. Yemin ediyorum senin selanı okunmuş, haberin yok ya. Yüzyılın gelin görümce kavgasının ortasında kaldım. Anne, ne var bunun içinde ya? Gülle mi satacağız kermeste? Topçu Birliği mi davetli kermese? Söylenme, söylenme hadi. Nasıl söylenme, nasıl söylenme?
Hayırdır Aylin? Geçen seferki fırça yetmedi, bir daha mı geldin? Bu sefer fırça yemeye geldim. Yanlış gelmişsin o zaman. Çok haklısın Can. Ben seni çok üzdüm. Bak mazeret değil ama benim aklım yerinde değildi Can. Aylin, senin gibi biri bırak öyle bir adamla aynı masada oturmayı, aynı evrende bulunmayı bile zulüm görür kendine. Ben bunu anlamıyorum. Anlamayacağım da. Özür dilerim. Can, ben seni çok özledim. Bak sen benim dostumsun. Tamam, dostlar birbirlerine kızarlar ama kırılmazlar Can. Ne olur kırılma bana lütfen. Bak bugün ne istiyorsan söyle bana, tamam mı? Böyle doya doya kız, bütün öfkeni kus bana, tamam mı? Ama ne olur küsme, ne olur kırılma. Ben seni çok özledim. Tamam yani şimdi... Yani şimdi böyle olmaz ama. Şimdi öyle tam da şey yok. Can. Ya hadi bak bana lütfen. Tamam, biraz sıcak hava. Ya ben buradayım, bana bakar mısın? Lütfen. Ben sen kış güneşin değil mi? Hadi. Tamam, onu şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne diyorsun? Hadi bak, hava çok güzel. Biraz gezelim, ha? İşte tam da öyle affetmedim. Hemen öyle şey yapma. Benim yumuşak yüzüm ondan öyle oluyor. Yumuşak yüzüm? Evet, yoksa ben öyle seni kolay affetmedim. Hemen öyle şey yapma sen yani. Tamam, hadi biraz gezelim, ben senin gönlünü alayım, ha? O zaman gidelim. Kutu vardı bir ara. Görebiliyor musun etrafta onu? Evet. Nerede? Hayır, ben taşırım onu. Tamam mı? Sen yorulma. Ben taşırım. Hayır, ben taşırım. Gel. Biraz daha. Taşıyayım mı? Yok, ben taşırım. Vallahi bak, taşırım. Sen yorulma. Ben. Ya taşıyayım ben işte ya. Yok, sana taşıtırmayayım. Ya taşı. Can! Oğlum! Beni almadan nereye? Anacığım, kız seni unuttuk. Gel. Unuttum. Gel. Kapıda geldi, dur. Kapıyı çek çabuk. Bir kapatayım, hadi. Hadi yürü. Ay anne, kızım da gelmiş. Mavri. Canım benim, Yunus. Nasılsın? Çayır kız, kutuyu alayım. Gel, gel, hadi yürü. Maşallah anne, bunun içine gerçekten ceset koymuşsun herhalde. Şunları şöyle koyayım. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Ne demek, rica ederim. Siz taksim edersiniz artık. Meltem hemşire, beyefendi dün akşam yaralanan polis memurunun yakınıymış. İhtiyaç olursa diye yiyecek bir şeyler getirmiş. Aa, ay çok naziksiniz beyefendi, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek hemşire hanım? Ben 3 numaralı odadaki hastaya bakıyorum. 3 numaralı oda boş sanırım. Ben bakayım yine de. Tabii, siz bakın. Ben de bir arkadaşlara bakayım. İyi tamam. Günler. İyi günler. Afiyet olsun. Yani aslında doğrusunu söylemek gerekirse yengemin arkadaşının yaralandığını duyunca geldim. Ama seni gördüğümde iyi oldu tabii. Bana bir ikramiye gibi oldun yani. Onlar maaş, ben ikramiye, öyle mi oldu? Ya yok ya, öyle demek istemedim ya. Ne demek istedin? Ya işte yani ağam beni arayınca geldim. Aman tamam ya, son birden konuşmayalım şimdi. Ya Meltem ya, öyle deme ya. Yengem iyi bir insan ya. Yani tamam, bir kötülüğünü de görmedim açıkçası ama... Ya bana rüküş dedi ya. Allah Allah. Evet. Nasıl rüküş müyüm ben? Hayır canım, ne rüküşü? Ama daha güzel giyiniyor ben. Meltem. Beyefendi, ateşiniz normal. Hiçbir şey. 4 numaradaki hastaya pansuman yapabilir misin? Tamam, bakacağım ben.
Hadi sen git. Gideyim. Seni meşgul etmeyeyim ben. Hı. Hı. Gidiyorum o zaman. Git bakalım. Gidiyorum. Hadi. Son günüm daha güzel giyiniyor ben mi? Bak ya. Allah Allah. Sen tabii canım. Olur mu öyle şey ya? Şu kadınlar yemin ediyorum var ya. Ne yapacağız acaba? Songül. Derya. Kusura bakma, seninle ilgilenemedim. Bir hastaya gitmem gerekiyordu. Nasılsın? Geceden beri koşturdun zaten. Durumu nasıl? Vallahi yoğun bakım doktoruyla konuştum. Kıvanç da ilgilendi. Şimdilik durumu stabil. Yani bu iyi bir şey aslında. Kötüye gitmiyor ama biliyorsun ilk 24 saat çok önemli. Tamam, çok sağ ol. Ben sana bir gelişme olursa zaten söylerim. Tamam. Görebilir miyim peki? Sen nereye gittin? İçecek kalmaya. Yavar da bir şeyler getirecekti. Geldi mi? Geldi. O geçti o tarafa da. Nasılsın Derya? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Güzel kızımızın durumu? Stabil. Ben Songül'e anlattım detayları. Derya hemşire. Geldi mi? Sen neredesin oğlum? Şeyleri, yemekleri falan hallettim. Al bunları. Siz tanışıyorsunuz zaten. Evet, evet. Gayet tanıyorum yakından kendisi. İçecekler bunda. İyiyim. Ben şey yapayım da nasıl dağıtacağım ben hemşirelere? Meltem Hanım var, o ilgilenir. Hiç ya, boş ver. Başka bir hemşire görürsen ondan sonra Meltem belki ilgilenmez yani, bilmiyorum. İlgilenmeyecek gibi de bir insana da benziyor çünkü. Ben söylemedim, sen biliyorsun. Neyse ya, ben önüme gelene şey yaparım bir şekilde. Hadi oğlum sen şey. Songül, bir aşamadınız siz de şu konuyu. Niye aşacağım Derya, bana söylesene. Niye aşacağım? Meltem bir konu mu ki ben onu aşacağım Allah aşkına? Senin yanına gelmesem görmüyorum kadını. Her şey maydanoz olmasa yine görmüyorum kadını. Ama ben gülmesen de arkadaşımı savunmak zorundayım tamam. Yani. Ona vermesin, başka hemşireye versin. Tamam. Zamanla. Arkadaşına üzgünüm zaten. Bir de Meltem çıktı başıma. Tamam, zamanla aşarsınız. Tamam. Benim bir hastaya bakmam gerekiyor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol Derya. Sağ ol Derya. Kayınço. Songül. Evdeki saldırganların kimliği teşhis edildi. Yürüye götürüyor mu bizi? Pek değil. Ama enteresan bir şey var. Hani bu Ankara'dan bir suç örgütü liderinin cesedi bulunduğu geçenlerde İstanbul'da. Şeref. İki adamın da onunla bağlantısı var. Tamam abi. Yani Melike iyileşsin, ondan sonra bakacağız artık. Bakacağız. Ben bizim olana bir bakayım. Eyvallah. Sen ne diyorsun buna? Ne diyeyim güzel karıcığım? Söyledi işte kancı. Ne yörüklerinde de Serbert'le bağlantısı yokmuş. Hadi ama Ankara dedi. Ankara dedi. Ya seni buldularsa? Sanmıyorum. Ben bu şerefsizi, bu şerefi eskiden duymuştum. O zaman da küçük balıktı. Piyon. Ondan bir şey çıkmaz. Hem ben tanı korumaya girerken ele verdiğim adamlar arasında o yoktu. Rahat ol ama gene de yaver ederiz, araştırır. Sadi bak. Songül'cüğüm, güzel karıcığım. Şimdi sen bunları düşün. Melike'ye odaklan, tamam? Bak herkesin sana ihtiyacı var, sen ablalarısın. Tamam? Hepsini sonra konuşuruz. Hadi güzel kardeşim. Tamam? Ben de okula gideceğim. Ömer. İyi olacaksın, ağlama artık. Okulumuzun müstesnası Sadi hocamızın resimleri bitmeden koşu koşun alın. Thank you.
Merhabalar. Merhabalar. Gülşen Hanım, ne güzel şeyler bunlar böyle. Çok İnanın güzel. Hepsi emek kokuyor, sevgi kokuyor, naiflik kokuyor. Sağ olun. Siz sağ olun Mahir Müdür Bey. Vallahi sayenizde okul ne güzel böyle şenlik alanına döndü. Herkes bir mutlu, cıvıl cıvıl. Biraz da sizin sayenizde oldu Gülşen Hanım. Elinize sağlık tekrar. Çok teşekkür ederiz. Bir şey ikram edeyim. Şimdilik istemem. Sağ olun. Ben yine de paketlerim size. Günaydın Karabayır, günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Kermesimiz hayırlı uğurlu olsun. Vay 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 vay. Vay vay vay. Elinize sağlık. Elinize sağlık. İkram edelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız Sadi Hocam? Sağlığınızla duacıyız Bayır Hocam. Hocam, diyorum ki bu günün anlamına binaen bir konuşma yapsanız. Şöyle kermesimizle ilgili. Bayır Hocam, siz benden çok daha tecrübelisiniz. Size düşer belki. Bence çok emeğiniz olduğu için bu konuşmayı sizin yapmanız daha doğru olur. Hocam, hem de bu dayanışmanın anlam ve önemini onlara en güzel siz anlatırsınız. Estağfurullah. Çocuklar, Sadi Hoca'nın bu anlamlı birlikteliğiniz için bir konuşma yapacak. Dinleyelim lütfen. Geçi Mahir Hoca'nıza düşerdi ama kendisi büyüklük gösterdiği için söz bana kaldı. Siz söylenecek her şeyi göstermişsiniz zaten. Yani bilmiyorum ne anlatılır bundan sonra ama rahmetli ninemin çok sevdiği bir kıssa vardı, hikaye. Vakti zamanında garip bir derviş yaşarmış. Bir gün ahali dervişin kapısına varmış, sormuşlar. Ey derviş, iyiliği konuşanlarla iyiliği yaşayanlar arasında ne gibi fark var? Hafif tebessüm etmiş bizim derviş. Ben demiş en iyisi size göstereyim, anlatmayayım. Ertesi gün mükellef bir sofra kurmuş. Çağırmış önce iyiliği bangır bangır bağıranları. Oturtmuş sofraya. Sıcak çorbalar gelmiş. Yalnız demiş bir şartım var ey hali. 1 metre uzunluğundaki kaşıklarımla içeceksiniz çorbaları. Böyle baştan bir yadırgamışlar. Hayırdır inşallah demiş. Peki demişler derviş. Gelmiş kaşıklar. Başlamışlar. İçme, daha doğrusu içememeye. 1 metre uzunluğundaki kaşıkları bandırmışlar ama etrafa saçmaktan, birbirlerini yakmaktan başka hiçbir şey yapamamışlar. Aç bir ilaç kalkmışlar sofradan. Ertesi gün bu sefer yüzü gözü temiz, kalbi güzel, tevazu sahibi insancıkları çağırmış derviş. Aynı şartı onlara da koşmuş. Sıcak çorbalar gene gelmiş. Gene uzun kaşıklar gelmiş. Güzel insanlar birbirine bakmışlar. Gülümsemişler. Ve uzun kaşıkları uçlarından tutmuşlar ve birbirlerini beslemeye başlamışlar. Karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Allah'a şükür, dervişe de teşekkür etmişler. Şimdi bu kıssayı tevellütü yetenler bilir. Orhan Hoca gibi, benim gibi, Mahir Hoca gibi. Ama siz gençler yeni duydunuz. Ama artık duydunuz. 12B. Karabayır. Biz bugünkü gibi birlik ve beraberlik içerisinde olursak, dayanışma içinde olursak, bu hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yumruk gibi kenetlenirsek her şeyi başarabiliriz. Bu da böyle bilinen. Teşekkür ederiz. Bravo. Hocam. Yani benim notlarından da anlaşıldığı gibi benim okumayla pek aram yok ama yani siz roman yazsanız okurum. Film yapsanız izlerim. Dizi yapsanız da oynarım hocam. Yani elinize sağlık. Yok, yüreğinize sağlık. Seviyorum seni Sarı. Hocam dolaşalım. Şu ortama bak. Bak bak, iyi bak. Eksiği görüyor musun? Sevda nerede? Senin yüzünden eve hapsedildi lan o kız. Oğlum, o işi halledeceğim, merak etme. Nasıl halledeceksin lan? Halledeceğim, o iş bende. Babası kızın eğitim hayatını bitirdi. Hayır. Bitirdi eğitim hayatını babası. Kolay mı lan o işler öyle? Halledeceğim diyorum oğlum, bana güven. Şu kısırlardan istesek verirler mi lan?
Hı? Bismillah. Siz ne yaptınız Aselin? Bu nedir? Yani okulumuzun en değerli ve en kıymetli hocasını herkes görsün istedim. Ya bu tutanak mutanak bir şey tutun, bu tezgahı kaldırın, bu kadın hapse atın. Sade hocam merhaba, size de merhaba. Mert'in ablası hatırlamadınız. Evet, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ne güzel resimler, ben bir tane şundan alayım. Mert'in en sevdiği hocasının resmini evde baş köşeye koyayım ben. Yalnız onlar satılık değil. Nasıl satılık? Satmıyoruz. Aa. Efendi, satılık değil. Allah şifa versin. Her yerin bir delisi var işte. Hanımefendiye bir bardak su verelim. Vay aslında hava güzel. Yarım saati aynı yerde. Gitmem lazım. Tabii çok önemli bir şey kaybetti. Ha, adam gitti. Havası bozuldu ondandır. Ay. Asuş hoş geldin. Canım. Ay, canım benim. Nasıl gidiyor bez çanta satışları? Çok iyi vallahi. Tabii ki iyi olacak. Becerikliyim çünkü. Ben yaptım. Bana bak. Derya'nın gelinliğini de ben yapayım. De. Becerir miyim? Bence beceririm. Derya abla evleniyor mu? Söylememiş miydin daha? Ay çok mahcup ettim seni. Ay. Affedersin. Boş ver abla. Öğrenecekler nasılsa. Benim bir işim var, ben bir gideyim. Tamam, sonra görüşürüz. Hadi kolay gelsin size. Ay affedersin ya, aman. Hep o kadın yüzünden. Kız bu ne? Şey gibi bu, mapus damında yapılmış bileklikler gibi. Ya ne kadar komik. Çok komik. Bunlar ne ya? Ne kadar çarşaf varsa hepsini toplayıp getirmişler. Şey yapayım, kafanı batırayım oraya. Kırışık olur mu? Yürüyün gidin hadi. Hadi yürü. Hadi. Susam bunlar siz. Git, git, git. Neyin lan? Konvoy mu geçiyor? Ve kimse gelmez ki. Aras abi! Aras abi! Ne gelin? 55 ama dışarı çıkıp soran bir dinledi var. Misafir bize gelmiş bu gülüntü. Ne oluyor lan? Sıkıntı yok, kontrol bende. Gidip bir bakalım biz de. Benim gördüğümü görüyor musunuz lan? Görüyoruz abi. Ganimet. Oha devamı da var lan. Biz ikimiz buradayız. Siz ikiniz ekmeğimizdesiniz. Tamamdır. Hayırdır lan? Dingo'nun ağrı mı burası? Kime baktınız? Birine bakacaktık, alıp çıkacaktık. Yavaş gel Tosun. Karabayır lan bura. Aras kim? Şimdi sen Araz'ı tanımıyorsan zaten başta bir sıkıntı var. Araz benim. Sen kimin itisin? Onlar da benim kardeşim. Bu kim lan? Ben istedim. Sen misin? Ne yapıyorsun lan sen? Allah bu çocuğu sodaççı olarak kullanmıştın. Bu o çocuk. Sen beni almaya mı geldin? Al o zaman. Gel. Yürü lan! Yürü! 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 Yürü!
Allah kardeş! Kora! Dayan! Günümüzü! Arkadaki! Bak! Ben İker! Hayır, bak! Sen! Ambray! Bırak! Bas! Aras! Aras! Tek! Ayrılın! Herkes işledi! Karanlık! Hayır, hayatım bir şey! Hayatım bir şey! Hocam! 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 Hayır, koskoca adamı delirin! Bana lan! Yürü! Ambulans, ambulans! Arıyorum, arıyorum, arıyorum! Arıyorum, dur! Mahir hocam! Mahir hocam! Mahir hocam ya! Her şey hazır mı? Son koller abi. Bitince çıkalım mı? Yok, az sonra. Tamam, beni bekleyin dedim. Tamam. Eyvallah, elinize sağlık. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Ne durumdayız Yaver? Tamam, her şey hazır. Tepeleme, yardım malzemesi de ulutur. Diğerleri? Diğerleri karşı depoda. Yolda buluşup konvoy yapacaklar. Peki nereye gidecekleri, ne yapacakları belli mi? Her şey planlandı abi. Önce Payas, Hatay, Adıyaman, Maraş, oradan da Malatya'ya doğru devam edecekler. Payas'a. Güzel. Tamam. Ben de gideyim diyorum ama eğer burada bana ihtiyaç yoksa tabii. Sağlam mı bunlar? O zaman sen kal, senin işimiz var. Yiğidim, sen orada eksik yedik ne varsa not alırsın, takviye yollarsın. Eyvallah abi. Bunlar da Karabayır'ın güzel kalpli velilerinden ve öğretmenlerinden. Allah onlardan razı olsun ağam. Allah senden de razı olsun. Beni geç de son lokmasını paylaşandan razı olsun. Amin. Hadi yiğidim. Yolun açık olsun. Çok can gitti be Yaver. Büyük afet ağam. Gel abi at. Bizim coğrafyanın kaderi bu herhalde. Coğrafya kaderdir belki, doğru. Ama afet ne kadar büyükse sorumluluk da o kadar büyük. Tedbir alacaksın, Allah akıl vermiş. Önce tedbir, sonra tevekkül. Bilime sarılacaksın, bilime. Hadi. Haydi selametle. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Mahir Hoca'ya benim yüzümden bir şey olursa ben kendimi asla affetmem. Bir şey olmayacak, olmayacak. Sakin ol. Seninle ne ilgisi var? Benimle bir ilgisi var çünkü o çocuklar benim arkadaşlarım. Yani eskiden arkadaşlarımdı, kolejden. Araz'ı sordu, Araz'la ne ilgisi var? Ya, bir gün benim çalıştığım kafeye geldiler. O gün de benimle alay ettiler, böyle saçma sapan konuştular. Araz da tesadüfen oradaymış. O da işte beni korumak için onlarla kavga etti. Dövdü ve kafalarında soda şişesi patlattı. Belki şişeyi açmak istemiştir falan. Vay be Araz. Ne delikanlıymışsın sen. Bravo vallahi. Sana ne oluyor güzel? Yapıştırdın bravoları da ne oldu? Soruyor musun ya? Evet soruyor, cevap ver. Sen bana efelenemezsin. Bak içeride adam senin yüzünden yatıyor.
Ne benim yüzümden lan? Senin ne biçim arkadaşların var be? Kolejden gelmişler, artistik yapıyorlar bizim okulumuza. Önce efendi olsunlar. Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben sizden geldiğimiz aile bakıyorum. Aslan değil, ne diyorsun? Hey, hey, hey! 12 be! Ne oluyor? Bu kim lan? Sade Hoca'nın eşi, Songül abla. Ablacığım, bu tarafı biliyorsun zaten. Aynen, bu tarafı da ben tanıştırayım. Biz de kelebekler. Biz de Sade Hoca'nın öğrencileriyiz. 12 be. Memnun oldum. Zülfikar yok galiba bir tek. Hayırdır, bir şey mi oldu ona? Yok yok. E oğlum, cevap verseniz de niye hastanedesiniz? Biri mi yaralandı? Ne oldu diyorum, cevap vermiyorsunuz. Mirket. Vallahi şimdi yenge birkaç tane kılıksız okulu bastı da bizde bir şeyler yaşandı yani. Sonra işte bizim müdür yaralandı, Mahir Hoca. Müdür? Ha. İyi mi? Bekliyoruz. Hayırlısı. Ablacığım sen? Senin ne işin var burada? Bir arkadaşım vardı, yaralandı. Kıvanç Hoca bakıyor şimdi, iyi olacak ama. Geçmiş olsun. Geçmiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kavga etmeyin. Olur mu? Kavga etmeyin, dua edin hem müdürünüz için. İsterseniz de bizim için, tamam mı? Merak etme. Dikkat edin. Hadi, memnun oldum tanıştığıma. Kavga etmeyin ne olur. Otur yeriz lan. Sen de memnun oldun yeriz. Uzatmayın, hadi bırak şunları geç. Size bir iki tane dikiş atıldı. Biraz ağrınız olabilir. Ama şimdi bu serum bitince kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sağ ol. Benim kafama kim vurmuş biliyor musunuz? Kafanıza... Ay. Gelmiş, geçmiş olsun Mahir Müdür Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Nasıl, ben Gülseren. Şey, Zülfikar'ın annesi. Tanımadınız mı? Yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Siz benim eşim misiniz? Şöyle, aslında tomografi sonuçları gayet iyi ama maalesef böyle ağır darbelerde geçici hafıza kaybı yaşanıyor. Mahir Bey'de de böyle bir durum oluştu ama bir iki güne bir şey kalmaz, merak etmeyin. Hafıza. Evet. Evet, biz dışarı çıkalım mı? Tabii, tabii. Bu delikanlı bizim oğlumuz mu? Hocam, siz Karabayır'ın müdürüsünüz. Ben sizin öğrencinizim. O benim annem. Babam da rahmetli oldu sizler önce. Allah rahmet eylesin. Ah, ah. Birazdan nörolog gelecek. Çıkıp çıkamayacağına karar verir. Ha, tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Koskoca adam ne hale gelmiş. Bir şey mi dediniz? Yok, demedim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anlayacağınız, faillerin Şeref'in adamları olduğunu biliyoruz ama Songül'e niye pusu kurduklarını bilmiyoruz. Ya şu Şeref'in cinayetini bir aydınlatabilseydik. Ama ne bizim elimizde ne de cinayet şubenin elinde hiçbir şey yok. Öldüren her kimse temiz çalışmış. Sen ne düşünüyorsun Sade? Basit. Siz bu Şeref denilen şerefsizin ayağına bastınız, kuyruğunu kısırdınız. O da intikam almak istedi. Sonra da vurulunca adamları olayı devam ettirdi. Benim teorim bu. Mantıklı. Bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Peki? Yani eğer o adamların beni vurmak için geldiğini düşünürsek. Başka ne olacak ki Songül? Şimdi Melike'nin sizin evde olacağını nereden bilecekler? Kaldı ki Melike'yle ne işleri var? Sade enişteyle de uğraşmayacaklarına göre. Ben bu son bir sene içinde çökerttiğimiz çetelerin dosyalarını tekrar açtırdım. Gözümüzden bir şey kaçtıysa bulalım diye ama. Ama ne Servet hakkında ne de onun adamları hakkında bir bağlantı bulamadık. Önceki vakalarla alakası bağlantısı yok yani. Evet. Yani ama bana saçma geliyor. Yani Servet'in Yörük'le bağlantısı başladıktan sonra bu olayın yaşanması. Ne bileyim, sanki Servet Yörük'ü benim başımda dursun, benimle uğraşsın diye tutmuş gibi değil mi? Ne bileyim ya. Yani bütün emniyet Servet'in peşindeyken böyle bir riski alması mantıklı mı sence? Ya mantıklı değil ama dediğim gibi çalışmaya başladıktan sonra bu olay yaşandı. Yani emin değilim. Yani kesin bir bilgi yok tabii ki ama benimki sadece hissiyat dediğim gibi. Belki de sadece Yörük'ü benim için tuttu bu adam. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Yani bildiğim tek bir şey var. Aslında emin olduğum tek bir şey, benim o servetle, yörükle sonsuza kadar uğraşacağım. O zaman anlayacağız Melike'yi onlar mı vurdu, onlar mı vurmadı mı? Bahri. Efendim? Hah. Hadi. Tamam, tamam geliyorum. Ne olmuş? Melike'yi normal odaya almışlar. Çok şükür. Ben kaçıyorum hastaneye. Ben de geleyim. Yok, şimdi hepimizi görüştürmezler. Ben girerim, tamam? Tamam, ben de geliyorum seninle. Tamam abi. Birkaç saatte ben de gelirim. Tamam. Geçmiş olsun, dileklerimi iletsin. Tamam, sağ olun başsavcım. Görüşürüz. Yoğun bakımdan çıkması iyi oldu. Çok şükür de. Hasar masar kadın, neyse kötü düşünmeyelim de. Ya, yaman kıza benziyor. Onu da atlatır. Öyle öyle, inşallah. Yalnız Songül bu yörük meselesini fazla kafaya takmış gibi gözüküyor. Tahtı. Ben esas bu yedi eminin Sadi olduğunu nasıl öğrendiklerini kafaya taktım. Yani eğer istersen Ankara'ya da bir konuşayım. Bakalım bir şey çıkar mı? Sayın savcım, namlunun ucunda ben olsam takmam da. Songül'e zarar ver. İzin verin, bu işi kendi yöntemimle halledeyim. Sadi. Benden hukukun dışında bir davranışa, hele ki yargısız infaza izin vermemi bekleme. Bu bunca yıllık meslek hayatını inkar etmek olur. Sen yine de dikkatli ol. O zaman ben kalkıyorum. Saygılar. Konuş aslanım. Ağam. Tilkinin yerini buldum. Şimdi inine kadar takip et, bana konum at. Ben sana şimdi canlı konum atıyorum. O ne oğlum? Ağam, bizi takip edebiliyorsun canlı olarak. Yolla. Tamam, yolluyorum şimdi. Songül komiserim. Kıvanç hocam, bir terslik yok değil mi? Hastamızın fiziksel testleri nörolog hocalarımız tarafından yapıldı. Bizi çıkartırken zorlayan omuzun altındaki kurşun bizim korktuğumuz gibi sinirlere bir zarar vermemiş. Şu an Melike gayet iyi. Hatta yaraları iyileşir iyileşmez işine dönebilir. Tabii siz yine de fazla yormayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay ne kadar bereketli ya burası bu arada, değil mi? İyileşen iyileşene evlenen evlenene. Hayırdır ya? Hayır hayır. Kıvanç Hoca da Derya'ya evlenme teklif etti. Oo süper. Güzel haberler o zaman, arka arkaya geliyor hem evlilik hem Melike kurtuldu. Ne güzel, tebrik ederiz o zaman. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Allah mesut etsin. Çok sağ ol, teşekkürler. Tebrikler hocam. Teşekkürler. E artık darısı herhalde Meltem'e, ha? Pardon bu. Ben bu gülüşü anlamadım. Kocaman ricamdı. Peki ihtimallenmediğin gibi Songül. Kısmet ya bu işlerin, sinirlerim. Aynen canım, kısmet. Bakarsın benim kısmetim de bana evlenme teklifi eder. Ha? Hı? Hatta bakarsın seni nikahımıza çağırırız. Hatta o da yetmez. Belki senin nikah şahidi yaparız Songül. Canım bir saniye. Ben de senin nikahına gelmem. İnanır mısın? Ah toplantı koydular. Şu an, şu dakika, şu saniye seni tam da nikah günde biliyor musun ya? Gelemeyeceğim. Öyle mi diyorsun? Hı, gelemeyeceğim artık. Bence biz bugünü tarihe not düşelim Songül. Düşelim, düşelim yavrum. Düşelim hayatım. Düşelim. Ya uğraşma. Uğraşma bununla dedim ya. Hani bak aynı ikinci bir Aysel vakası olacak. Uğraşma bırak. Tamam. Ya Sade sen görmüyor musun Allah aşkına? Ben mi uğraşıyorum? Hepsini duydu Songül zaten, o benimle uğraşıyor. Songül. Neymiş, nikahına çağıracakmış beni. Gelirim ben senin nikahına. Anladım kız. Neyse dur. Dur, ben seni neden aradım? Dur. Şimdi sana çok güzel iki haberim var. Bir tanesi Melike çok iyi işine dönebilecek. Hiçbir zarar görmemiş. Bu birinci güzel haber. İkinci güzel haber, Derya'yla da Kıvanç evleniyormuş. Kıvanç evlenme teklif etmiş. Allah mesut etsin. Ya mesut etsin işte, güzel haberler arka arkaya söyleyeyim dedim. Neyse biz belki şimdi Melike'yi görmeye gireriz, sonra seni yine ararım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Peki Kıvanç Bey, görebilir miyim Melike'yi? Tabii uygun şu anda, görebilirsin. Çok... Biliyor musun? Gireceğim. Çok selam söyle, burada olduğumuzu söyle, tamam mı? Yalnız hissetmesin kendini. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Abi ya burada! Burada her yerde polis var. Birkaç gün saklanıp öyle gireceğim Ankara'ya. Emin'in karısının hesabı da
Başka zamana kaldı artık. Çek, 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 çek. Çek. Gel kardeş. Gel kardeş, gel, 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 gel. Gel kardeş. Devam et şöyle. Devam et, devam et. Gel kardeş. Selamun aleyküm. Adın ne kardeş? Faruk. Faruk. Sadi Bayaslı. Adam büyük. Adaletli, hukuklu demek. Otur. Benim seninle bir derdim olmadı hiç. Ama sen ne yaptın? Benim kardeşimi öldürdün. Faruk. Adaletli, hukukludur. Kardeşin Allah taksiratını affetsin. Bu oyunun oyuncusuydu. Tıpkı hepimiz gibi. Ne yaptı? Racona ters düştü. Bu ormanı görüyor musun Faruk? Çukurlarla dolu. Leşlerle. Seninki de hazır. Benimki de. Vakti geldiğinde. Sana net bir sorum var. Kimliğimi... Kim baktı sana? Dinsiz değil. Dinsizi tanırım. Kolay kolay ötmez. Neden konuşayım? Her halükarda beni burada öldüreceksin. Sen yedi eminsin. Bunu yanıma bırakmaz. Beni burada öldürürsün. Faruk kardeş. Cehennemde zaten görüşeceğiz. En azından öteki tarafa temiz git. Kim? Tamam. Konuşacağım. Seni bana söyleyen kişi... Sakin. Sakin. İki hedef biz değiliz. Bak sen canını sıkma, ben ailenle konuşacağım. Ufak tefek sıyrıkları var falan derim. Sonra kendini iyi hissedince de görüntülü konuşuruz, olur mu? Sağ ol abla ya. Vallahi şimdi Antalya'dan kalkıp gelmeye falan çalışırlar. Yok yok yok. Yok, onların içlerini rahat ettiririz de. Yani şeyden geleceklerse tabii bilemem, sizi senin Bahri'yle bir minik kızla gittiğiniz için bir tık. Belki biz gideriz, bakarsın yarın öbür gün Antalya'ya kız istemeye, bilemiyorum. Ay yallah. Vay arkadaş ya. Ya hasta yatağında bile aklınız fikriniz düğün dernek ha. Taylan başkomiserim, onlar evlensinler ki sıra size gelsin değil mi? Allah Allah, şu konuyu bir kapat artık. Heh, geldi, hayırsız. Aşkım iyi misin? İyiyim baba. Su aldım sana bak. Al hayatım. Heh, açma kapağını da kız öyle içsin. Hiç öğretemedik Bahriye'de ya, hiçbir şey. Abla vallahi aklımdan çıktı ya.
Tamam. Biraz daha içmek ister misin? İyisin değil mi? Ay iyiyim, canıma yapıştı. Sen niye getirmedin kahveleri? Kahve almaya gittin. Eyvah, ben kahveleri unuttum. Al. Geliyorum, hemen geliyorum. Bir şey lazım mı? Siz bir şey istiyor musunuz başka? Yok, kahve. Hemen geliyorum. Aklı beş karış havada. Hmm. Sen bu halde olduğundan beri çocuk uyumadı, biliyor musun? Uğraşmayın çocuk da işte. Çok Bilal seviyor, çok. Aa, ben dua ederim ki Taylan başkomiserim de böyle bu kadar sevsin. Abla sen yaparsın o işi. Ben de o işi, sen merak etme. Allah'ım yarabbim, zorla insanın başına saracaklar ha. Sen iyileştin herhalde güldüğüne göre. Biraz var ağrım, çok az. Gülme gülme, gülünce daha çok ağrır. Ay Asuman, ne kadar güzel hepsi. Aa, sen de heveslendin ha? Ha? Heveslendi dayı. Söyle söyle bak, biz bizeyiz. E tabii ki yani, her genç kızın rüyası bir gelinlik giymek. Şş. Yok mu sende agani giyişleri? Yok Asumancığım, bende yok. Niye kız? Bak Derya koskoca hastanenin yakışıklı başhekimini kapmış. Sana da bulamadım şöyle pratisyen falan ha? Ay kapmak ne demek Asuman ya? Kıvanç Derya'yı kaptı. He. Yani baksana alelacele almış nikah tarihini. Diyorsun. Ay! Derya inanmıyorum. Peri kızı gibi olmuşsun. Ya. Ay sana maşallah ya. Ya, ya, ya. Sen ne kadar güzel oldun böyle peri kızı gibi. Ay ağlayacağım ben şimdi ya. Çok güzel olmuşsun. Ay vallahi ben de ağlayacağım ha. Böyle kanıra kanıra ağlayacağım. Ay kardeşim kuş olmuş gidiyor uçuyor yuvadan. Aa yapmayın öyle, beni de ağlatacaksınız. Seni ağlatacağım ben zaten. Böyle gözyaşların sel olacak. Ne? Hı? Şeyden kız hani şeyden ağlatacağız. Hani gelin kız ağlatılır ya kınada. Acıkla türkülere dayayacağım dayayacağım ağlayacağız hepimiz işte. Alemsin he. Alemsin Asuman. Geç kaldım çok. Daha kurabiye alacağız. Ay! Aa! Of 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 of. Ne oldu karıcığım? Ah! Kulağımın arkasını yaktım galiba. Şu saçımı yapayım derken ya. Of! Of! Dur, dur. Bir bak bakayım ne kadar yanmış. Yok. Bir acıdı, bir değdirdim ya. Sinir oldum. Elim ayağıma dolaştı. Hangi birini yapacağım ya? Çok güzel olmuşsun. Bıktım ya. Senin canın şey mi sıkın? Hayır. Ne sıkın olsun canım bir şeye? Yetişemiyorum ya Sade. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu bütün bu Derya olayı hani şöyle, eğer içinden gelmiyorsa gitmeyebilirsin. Yani gitmeyiz. Anlayışla karşılarlar çünkü anladın demek istedim. Anladım da sen beni anlamadın herhalde. Biz aylar önce konuşmadık mı bunu? Ben sana tamam, sana inanıyorum demedim mi? Hı? Hallettik, bitti. Açma bile konuyu. Hem Derya benim arkadaşım. Bizim gibi insanlara onların mutluluklarında seyirci kalmak değil, alkış tutmak yakışır. Değil mi? Aslan karşım. Hem ben ilk defa kınaya gideceğim biliyor musun? Hadi canım. Evet, ilk defa arkadaşımın kınasına gideceğim. Tepsi getireceğim böyle. Yani ben o kınaya gidip deliler gibi eğleniyorum. Sen de güzel karıcığını evde bekliyorsun. Yorum tamam. Beklerim ben sana. Aferin sana. Bir bak bakayım nasıl olmuşum. Bir yorum yap bakayım. Bir çıkmam lazım zaten. Bir son bir dokunuşu yapayım dur. Ha? Nasıl? Olmuş mu? Taşkent. Ha? Taşkent. Neyi Taşkent'te? Güzel değil mi? İyi tamam o zamandır. O zaman ben çıkıyorum artık. Geç kalmayayım. Çok geç kaldım. Sana bir şans öpücüğü verelim. Dur. Vay mı bu? Dur. Vay falan. Vay değil Bahri. O da vay. Dur. Efendim Bahri. Asayiş Berkemal. Ha. Tamam.
Tamam. Haydi bay bay. Hadi ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey. Her şey yolunda, merak etme. Hadi bay bay. Bir dakika. Kara mamba. Evet. Ben de işime bakayım. Sayın savcımı arayayım. Önce ben de pudrama yapayım. Sayın savcımın karşısına yakışıklı çıkayım. Sayın savcım. Vaktiniz varsa görüşebilir miyiz? Kız senin elinden de her iş geliyor ha. Aa, gelir. Bilirim. Ha, 50 kişi gelin ettim mahalleden. Ha, aklımızda olsun. Songül abla geldi mi? Kurabiyeleri getirecek de. Yetiştim, yetiştim kızlar. Başlamadınız değil mi? Ay Melek, ne haber? İyiyim. İşte iyiyim Songül abla. Çok sıfır oldu kız. Aa, bir anda. Çok sıfır oldu. Aynen. Ne haber? Bahar Hanım. Merhaba, hoş buldum. Siz tanıştınız mı Asuman Sadi Bey'in eşi Songül? Merhaba. Elim kirli. Asuman ben. Songül ben de, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Şunu da getirdim, yardım edilecek ne varsa ben de yardım edeyim. Alalım. Ay. Kız tarafıyız ya, biz yaparız bir şey lazımsa. Yani Kıvanç atadı ya beni erkek tarafına Meltem. Normalde ben de kız tarafıyım biliyorsun. Erkek tarafı Songül. Geldin kınaya, biliyor musun kına adetlerini? Ben de Türk'üm ya Meltemciğim. Biliyorum örf ve adetlerimizi tabii ki. Zaten doğru ya, evli biliyordur adetleri. Neyse şey, kınanı yakmışsındır bol bol Songül. Yaktım ya. Vallahi yaktım. O kadar da güzel yaktım ki hiç çıkmadı biliyor musun? Hatta diyorum ki bir daha yakalım diyorum. O kadar güzel bir kınaydı ki çünkü. Bu arada çok güzel olmuşsun gerçekten, kat kat değilsin. Bu kınayla seni davet etmek istiyorum, bu kıyafetle kınama. Lütfen gel kınama, beraber yakalım olur mu? Songül belli mi olur ya? Belki benim kınamı sen kararsın. Çağırırsan neden karmayayım Meltem? Tabii ki kararım. Cümbüşe bak. Kız tarafı erkek tarafı atışmaya başladı. Hani şahtık şahbaz olduk. Bana bak, yoluşursanız ayırmam ama. Asuman ne yoluşması ya, konuşuyoruz şurada. Ben bir Derya'ya bakayım. Aman ya, yakalım kınamızı kızlar, gelin hadi be. Vallahi eğlenelim Derya'nın mutlu günü sonuçta. Allah. Melek'ciğim, bakarsın Zülfikar'la kınanı da biz yakarız, belli olmaz. Yani. Senin var mı takız? Yani var gibi gibi. Allah Allah, niye hiç anlatmıyorsun kız? Ya Songül abla tamam mı? Kız evi biliyor, gel arada anlat. Derya! Allah seni nazarlardan korusun. Ay nasıl yakışmış sultan kostüm kardeşime. Ay kardeşimi kendi ellerimle gelin etmek nasip oldu bak. Ya nereden nereye Asuman? Ya. Her şey ne kadar hızlı gelişti. Ben bile inanamıyorum olanlara. Ayağım uğurlu geldi herhalde. Hadi hadi, kına hazır, seni bekliyoruz. Gel de otur gelin tahtına. Hadi bekliyoruz, hadi. Tamam, şunu takıp geliyorum. Tamam. Yüksek yüksek tepe. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. O çamda ağlamıyor bu. Hadi kız ağla. Melek, Melek. Ay ağlatın şunu bir. Sırayı getir anne. Hadi yakalım.
Güzellerin içinde sevdiğim odur. Kalbim onun için tak tak vurur. Aman nazar değmesin belli mi olur? Düşmanların çatlıyor hepsi kudurur. Aman nazar değmesin belli mi olur? Düşmanların çatlıyor hepsi kudurur. Sevdiğimi aldım. Yarın da sen ağlarsın. Ben oynarım der ya. Kıvam! Saygılar başkanım. Sade, sesin bayağı tedirgin geliyordu. Öngöremediğimiz bir durum mu var? Bunlar düşündüğümüzden daha büyük bir organizasyonun parçası. Daha büyük derken? 9-0'lı. Bir sürü ülkenin ithalat ve ihracatından fazla. Yani bütün işleri bunlara mı ihale ettiler ya? Bu Orta Doğu'ya uygulanan uluslararası ambargolar yüzünden bunlar orantısız şekilde büyümüş. Yani o zemin oluşmuş, bunlar da büyümüş. Konteynerların içinde taş var. Tabii bazıları da değerli metal tabii. O dediğiniz eskiden yapıyorlarmış ama enselenmiş salaklar. Artık işi şansa bırakmıyorlar. Ya peki bu ambargoyu bunlar taşla mı kırıyorlar? Altını çıkarmaları gerekmiyor mu ülkenin dışına? İşte püf noktası orada. Bu taşların içindeki altın cüruflarını temizliyorlar. Bunun için de renk körlerini kullanıyorlar. Özel elekleri de var. Renk körleri mi? Hani normal göz seçemiyor ya. Renk körü hemen oradaki cürufu... Anladım. İkinci Dünya Savaşı'nda uçaklarda kullandıkları gibi. Aynen sensör. Akıllıca, çok akıllıca. Peki planımız ne? Yani biz bu adamların bu kadar yüklü malı çıkarmasını engellersek başka yollar aramayacaklar mı? Ecek. Kroki, plan. Bu ve bundan sonraki birkaç sevkiyatın başında durmam lazım. Kim ne iş yapıyorlar? Ara bulucular kim? Kim kimin nesi, neyin fesi? İşin başında durmam lazım. Büyük balıkları ayıklamamız için bu şart. O zaman ben de senin rahat çalışabilmen için elimden geleni yapacağım sade. Eyvallah sana Sevcim. Birkaç seçili konteynere verici takarım. Takipte kalırız. İyi fikir. Anlaştık. İzninizle. Bir geldi. Dikkatli ol sana. Allah'a emanet. Hissettiğini çok iyi biliyorum. Biz seninle şu hayatta çok şey yaşadık. İyi günde, kötü günde çok şey paylaştık. Bu mutlu günümde de benimle olmanı istiyorum. Bu anı benimle paylaşmanı istiyorum Mert. Senin yanında biri olacak abla zaten. Bana ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Olur böyle deme. Sen benim için çok değerlisin. Bu asla değişmeyecek. Eğer sen olmazsan... hiçbir şey tam olmayacak. Thank you.
ya çok güzel oldu böyle kız kıza. Erkekler damat tıraşında biz kuafördeyiz ya süper. Aynı berbere mi gittiler Kıvanç Damar? Bizim abiye. Songül Mert maalesef gelmeyecek. Sağ ol. Barışmadı değil mi hala yıldızları birbirleriyle? Maalesef. Yani aslında birbirlerini sevmek zorunda değiller. Ama yanımda olmaması, böyle tavırlı olması çok üzüyor beni. Üzmesin, üzmesin. Bugün üzülmek yok. Sen Mert'i tanımıyor musun ya? Ben bile tanıyorum artık Mert'i. Çocuk sürpriz yapmayı seviyor. Pat diye gelecek nikah belli ki. Onun sürprizi kovalıyor yani. Üzülme sen. Ne olur sıkma canını ya. İnşallah. Hı. Songül, sen çok iyisin. Sen nesi nasıl? Ya boş ver Allah aşkına övmeyelim birbirimizi. Saçına saçına söyle nasıl yaptıracaksın? Nasıl bir şey istiyorsun? Ay, ne bileyim nasıl yaptıralım? Nasıl bir şey yaptıralım? Yüzünü açalım. Yüzün güzelliği ortaya çıksın. Şöyle zarif bir topuz. Biraz böyle sıkı belki ya da hafif. Biraz ya açık ya. Yapalım. Ay sana şöyle altta hani topuz yaptırıyoruz ya bazen şöyle minicik. O çok yakışıyor. Yüzün gözün açılıyor. Öyle bir şey yaptıralım bence. Geldi saç meykırım. Ya bir şey merak ediyorum ya. Yanlış anlamayın da. Bu erkek tarafının düğünden önce bu kadar bizim yanımızda olması uğursuzluk getirmesin. Ha Asuman bilirsin sen. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Bir de bir şey daha merak ediyorum. Böyle polislerin hepsi senin gibi süse püse meraklı mı Songül? Değil mi? Çünkü böyle belde silah, saç dolaş. Böyle bir garip geliyor bana da. Niye niye? Niye garip geliyor? Biz kadın değil miyiz? Kadın polisler uzaylı mı? Allah aşkına Meltem. Hı? Olmuyor mu? Biz yeri geliyor belimize silahı da takıyoruz, saçımıza maşayı da takıyoruz, stiletlerle göreve de gidiyoruz. Bu bilgiler seni aydınlatmadıysa biraz daha verebilirim istersen. Sen aslansın biliyor musun? Biliyorum. Aa. Ben sizi tanımasam elti sanırım ha. Böyle siz neyi paylaşamıyorsunuz kız? Derya senin paylaşamıyor bunlar. Sen birazdan devam edersin. Ben bir çıkıp geliyorum. Ben diyorum ki ne yaptıracağım saçımı? Açayım mı dalgını? Aman beyaz. Lan adamı sat. Oğlum sen çitasın lan. Dön etrafını. Dön. Gergedanlar var orada. Yem oldu. Fileto yapacak şimdi. Hadi geçmiş olsun. Hadi. Çita dedik bağrımıza bastık. Bu çizgiler güneş ışınlarını çeker ve böyle... Efendim karıcığım. Emret. Hah, alo Sade. Ya şimdi şey biz kuafördeyiz de ben senden bir şey isteyeceğim küçük. Buyur karıcığım. Bu Derya şu an çok üzgün ya. Mert nikah gelmeyecekmiş sanırım. Şimdi bir tek sen onu ikna edersin gibi geldi aklıma. Çocukla bir konuşsan da gelse edersin sen yargına. Hadi hadi. Ederim ederim karıcığım. Sen müsterih ol. Tamam. Sen bak keyfine. Yes, aferin. Seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Kaç tanesi battı? Hocam? Çıkla kapıya. Hocam buyurun. Gel gel. Üstünü başı, bu terliklerle mi geleceksin nikah? Git ki üstünü başını. Hocam ben gelmeyeceğim, sen geç kalma. Ablanı en mutlu gününde yalnız bırakacaksın ha. Hocam ben en başından beri bu adamdan hoşlanmadım. Yoksa ablamın mutluluğunu benden daha fazla hiç kimse isteyemez. Ama 12'ye gidip ablamın gelecekteki mutsuzluğun altına imza attığını görmek istemiyorum. Eğer oraya gidersem yapacaklarımdan korkuyorum. Ablamı elinden tuttuğum gibi onu o masadan kaldırıp eve geri getirmekten korkuyorum. Anlıyorum seni. Mert şimdi ben 12'ye 1 milyon insanı bile yığsam ablanın gözü o kalabalıkta seni arar. Çok eski bir laf vardır kadim. Rahmetli ninem hep söylerdi. Doğuran mıdır ana? Bakan mıdır ana? Bu kadıncağız sen ağlayınca seninle ağladı. Sen gülünce dünyalar onun oldu. Saçını süpürge etti. Titredi üstüne.
analık yaptı. Ha, sen diyorsan ki yok, ben arızayım. Gelmem o nikaha. O herifin kafasını patlatırım ayrı. Ama sana ana olan birini yalnız bırakma. Doğrusunu yap. Jilet gibi giyin, ablanın yanında dur. Doğru olanı yap. Sanki bu siyah. Yok, gri. Gri. Alo, ne oldu Taylan abi? Ha Songül, bu Leylek Fuat'ı bulup şubeye getirmişler. Leylek Fuat mı? Benim eski muhbirim. Bir süredir ortalarda görünmüyordu. Söylediğine göre bize vereceği çok önemli bilgiler varmış. Servet'le Ölük hakkında mı? Valla bilmiyorum Songül ama tam bu sırada ortaya çıktığına göre ihtimal dahilinde. Acil Taylan başkomiserimle görüşmem lazım demiş. Ben şubeye geçiyorum. Tamam tamam abi, acil dediyse ben de geliyorum hemen. Siz düğüne gitmeyecek miydiniz? Abi gideceğiz de, gideceğiz de. Dur ya, ben hemen oradan sizden sonra yetişir değiştiririm üstümü, önemli değil. İyi tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Hayırdır Karıcığım, nereye böyle? Ha şey, Taylan abi aradı da bir yanına gideceğim, acilmiş. Operasyon? Ya acilmiş, sadece sonra anlatırım, hadi bay bay. Peki bay bay değil, böyle mi geleceksin sen nikaha? Hayır, işimi halledip gelirim, şey yaparım. Şunu falan, elbise falan giyeceğim, hadi görüşürüz. Bunu mu giyeceksin? Ana, inşallah bunu giymez. Bu çünkü elbise değil, bu mendil. Ne bu? Alo. İnşallah bunu giymez. Alo. Ne zaman? Hı. Tamam. Bilgileri mesaj atarsın. Eyvallah. Elbise değil. Umarım bu seferki ihbar doğrudur. Sürekli elim boş dönmekten çok sıkıldım artık. Vallahi abla, içimden bir ses bu sefer ihbarın doğru olduğunu söylüyor. Ama yani bence asıl mesele bu. Kaçakçılığın arkasında Servet mi var yoksa başka birisi mi? Vallahi şimdi uluslararası altın kaçakçılığı öyle kolay iş değil. Sokak çeteleri falan beceremez bu iş. Bu aralarda biliyoruz ki büyük işlerin peşinde hep Servet var. Bir de Yörük. Bir de Yörük, aynen. Abla, bu adam İskandinavsa kendine niye Yörük diyor ki? Yani Sırık desin daha iyi bence. Ya biz İskandinav'ı neden dedik, sen hala anlamadın mı? Servet daha önce uluslararası iş yapmış onlarla. Adam da uzun diye İskandinav dedik. Kesin bilgi yok ki. Belki de Türktür ama işte sulak yerde büyüdüyse demek ki. Gençler, acaba bu memleket tartışmasını adamı yakaladıktan sonra mı bıraksak, ne yapsak? Ha? Operasyonumuz var ya, böyle bir odaklansak. 2000 yeterli olacağından emin misin? İstersen Yavuz'a söyleyeyim, takviye göndersin. Gerek yok. Altı üstü bir konteyner. Sen güvenlik kameralarını devre dışı bırakınca mesajın. Kirben. Tetikte olun. Etrafı kolaçanın. Eyvah eyvah, karamomba. Kaç, 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 kaç. Ay evet, de hazırlanamadan geldim ya. Abi. Gözünüzü dört açın gençler. Eyvah eyvah. Sayın savcım, beni kurtar. Bak karamomba geldi, kurtar beni. Biteriz, bak ikimiz biteriz. Tamam, tamam, hallediyorum. Tamam. Eyvallah. Sadi. Güzel karıcığım. Sen ne yapıyorsun burada Sadi? Ben emin misin? Dur, tut şunu.
Allah'ım yarabbim. Başsavcı dur. Alo. Songül dinle beni. Çok önemli bir problemimiz var. Sadin'in yardıma ihtiyacı olabilir. Başsavcım zaten ben... Songül dinle dedim beni. Bugün Mitir garajında uluslararası kaçakçılık olacağına dair ihbar aldık. Siz hastanede çok yoruldunuz diye... Bilginin de güvenilirliğinden emin olmadığım için Sadi'yi gönderdim oraya kontrol etsin diye. Ama şimdi başka bir yerden aynı ihbarı tekrar aldım. Yani Sadi'nin başı dertte olabilir. Hemen oraya gitmeniz gerek. Ben zaten buradayım. Şeydeyim, oradayım yani. Tır garajındayım. Aynı ihbar Taylan abiye de geldi. Biz de baskına geldik, etkisiz hale getirdik ama... İşte yörük kaçmış ama yani bizim buraya geldiğimizi anlayınca herhalde. Peki Sadi? Sadi iyi, Sadi gayet iyi. Sadece burada sağlıklı. Vereyim konuşacak mısın? Tır garajında. İsterim. İsterim. Sen konuşmak isterim. Emredin Sayın Savcı. Tamam Sadi. Hallettim. Seni bir operasyon için gözcülük yapmaya gönderdiğimi söyledim. Ama tabii ki bunun bir bedeli var. Cevaplar senden. Baş üstüne Sayın Savcı. Asayiş Berkemal. Sağ ol. Ne diyor? Sen niye bana söylemiyorsun? Başsavcı sana görev vermiş. Niye arayıp karıcığım ben buraya gidiyorum diye haber vermiyorsun ya? Ya güzel karıcığım sen şimdi alelacele çıkınca ben de şey yapmayayım dedim sana. Ben şu an buraya alelacele gelmedim yani. Allah aşkına. Haklısın kızım. Sadi ya seni yörük sanıp vursaydım gözünü seveyim ya. Yok artık. Benim nerem yörük ya sen? Adamın fotoğrafını gördün mü de milyon yörük kim? Görmedim işte. Uzun olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Karanlıkta görünmüyorsun ki kaç metre ötedeydim ya. Eğer uzun herifi vuracaksa biz işimiz var. Ama o korksun o yörük benden. Korksun onu bulduğum an vuracağım. Tamam. Korkuyordun zaten. Sen acaba benim vallahi vursaydım üzülürdüm erkenlik hocam üzüldüm diye. Biz rahatsız etmeyelim o zaman. Hacı. Enişte. Sonra olay yerini mi çağırsak şey olmadan? Tamam ben çağırdım olay yerini de siz gidin hadi. Nereye gideceğiz? Düğüne gideceksiniz. Ana. Evet siz niye beni tutturuyorsunuz? Tut çabuk tut. Allah sizi ya bir kadının hazırlanması ne kadar uzun sürüyor siz hiç biliyor musunuz? Gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına gidelim hadi yürü. Müsait mi burası temiz mi? Geç temiz. Sakın. Allah kolaylık versin. Bitmişim. Zor. Enişten işi zor. Derya, şu ayakkabını çıkarsana ya. İsim silinmiş mi? Bir bakalım. Kız Meltem, daha ayakkabıyı giyeli 2 dakika oldu. Ne hevesliymişsin ya. Senin de adın yazıyor şekerim o ayakkabının altında. Doğru. Derya çıkar. Çıkar bakalım. Kızlar kusura bakmayın, sizin neşenize pek katılamayacağım. Aklım hala Mert'te. Ya takma bu kadar dedim sana. Ben halledeceğim onu. Biz sizi ziyarete geldikçe böyle alırız tatlımızı. Gider geliriz böyle alışır. Ay demek ben evlensem beni de paylaşamayacak yani. Ay anam neymiş bu hemen de küsüyormuş ya. Derya. Sakın ağlama tamam mı? Bugün senin en mutlu günün ya. İşte o yüzden burada olmasını o kadar çok istiyordum ki. Şu anı birlikte yaşayalım, beraber paylaşalım. Kim demiş en mutlu gününde yanında yokum diye? Mert! Ben biliyordum geleceğini. Vallahi biliyordum geleceğini. Canım. Uzattı ya Amir'i. Az önce öyle demiyordun ama. Ha? İyi gününde, kötü gününde hep yanındayım. Sen benim canımın içisin. Biz senin etli tırnak misaliyiz kız. Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Dur bakayım şöyle ablama. Çıkmamış. Gelinlik çok yakışmış benim ablama. Melek gibi olmuşsun abla, melek. Gel buraya. Canım. Ya Mert, çak. Ben biliyordum geleceğini, gerçekten biliyordum. Hayal kırıklığına uğratmadın beni. Ama beni uğrattın. Yani beni nasıl şaşırttın? Ay ben umudumu kesmiştim tamamen senden. Yediğin ekmeği inkar etmedin. Aferin sana. Canım. Biz de çok yakında oturacağız o masaya. Dilde duvaklı gelin olacağız. Tam bundan zorunda düğün alayıyla çıkaracağım seni oradan. Gerçekten mi? Kına yapacağız mı? Şaka. Güzel ellerine kına da yakacaksın. Hiçbir şeyden mahrum kalmayacaksın. Balayı? Nereye istersen. Tamam.
çok seviyorum seni. Bilirsin ben de seni. Kral Dairesi'ni tam bir balay odasına çevirmeniz. Evet, evet. Ve sizden ricam odanın her tarafını güllerle donatın. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu gece gidiyoruz. Oldu, görüşürüz. Kolay gelsin. Asuman, çok heyecanlıyım. Bak heyecandan durup durup parmağıma bakıyorum. Diyorum ki Kıvanç sakin ol, her şey gerçek. Çok da yakışmış. Değil mi? Hayırdır enişte? Yolculuk mu var telefonda konuşurken duydum? Var var. Sürpriz bir balayı tatili olsun istedim. Derya'ya bile hiçbir şey söylemedim. Hatta bavulunu bile hazırlama dedim canım. Ne istiyorsa oradan alsın. Keyfi ne istiyorsan. Sen ne kadar iyi bir insansın ya. Ne kadar düşünceli bir adamsın. Estağfurullah. Yani Derya her şeyin en güzelini hak ediyor. Bazı şeyleri hiç hak etmiyorsun. Yani iyiliğin bu kadar vücut bulmuş hali karşısında... ben senin bunca iyiliğinin karşısında yüzüne bakmaya utanıyorum artık ya. Yok. Ne oldu Asma? Yok artık. Anlatmam lazım yani. Senin bu iyiliklerin karşısında senin bunu öğrenmen lazım. Ben dayanamıyorum artık. Yalnız bak, anlatacaklarım aramızda kalsın, olur mu? Çünkü ben ne sen haksızlığa uğra istiyorum ne de sevdiklerimi kaybetmek. Bir şey mi oldu? Ay. Oldu. Her şey. Herkesin gözünün önünde oldu. Ama böyle büyük, çirkin bir oyun oynattı. Ama o yalancı ustaları öyle güzel oynadı ki hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Ama ben bu kokuşmuş oyunun bir parçası olmak istemiyorum artık gerçekten. Ya Asuman, söyleyeceksen söyle, bak kalp krizinden gideceğim ya. Ne olmuş olabilir ki? Mert'e mi bir şey oldu? Mert mi? Yani şimdi tabii bunu söylemek için doğru bir zaman değil ama... ben öğrenmen hakkındır diye düşündüm. Derya... sana herkese yıllardır söylediği o yalanı... sana da söyledi. Hangi yalanı? Ya Derya'nın yıllardır sakladığı bir sırrı var doktor. Ama artık senin öğrenmen lazım. Mert. Derya'nın kardeşi değil, başhekim. Mert Derya'nın oğlu. Thank you.
Derya Hanım, Kıvanç Bey, kurumumuza yapmış olduğunuz müracaat incelendi. Ve evlenmenize engel hiçbir yasal mani olmadığı belirlendi. Şimdi kıymetli şahitler, değerli konuklar ve ailelerinizin huzurunda evlenme isteğinizi bir kez daha sözlü olarak beyan eder misiniz? Siz Derya Hanım, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Kıvanç Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Derya abla, Derya abla. Şişt, ayağına bas, ayağına bas. Ala. Peki ya siz Kıvanç Bey? Hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Derya Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet dayı, evet. Kıvanç Bey? Cevap bekliyoruz sizden. Evet, evet, evet. Kıvanç Bey, Derya Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır.